Filmlerinden Tarihteki Kral Kahraman Gilgamesh. Gil Games, sarayın Fırat Nehri'ne bakan bölümünde oturmuş, nehrin sakin sakin akan sularını, suları üzerinde salına salına gidip gelen tekneleri, yelkenlileri izliyor, bir taraftan düşünüyordu. Omuzlarına kadar inmiş siyah saçları, kır düşmeye başlamış sakalı ve bıyığının süslediği yüzü, deri elbisesinden açık kalan kol ve bacaklarının adaleleri, uzun boyu, iri gövdesi ile bir taraftan çok yakışıklı, bir taraftan çok güçlü görünüyordu. Halkı onu kendilerinden çok üstün ve farklı bulduklarından, onda bir tanrısallık var diye düşünmüş ve vücudunun 2/3'ünün tanrı, 1/3'ünün insan olduğuna inanmışlardı. Bu yüzden annesinin tanrıça Ninsun, babasının da kendisinden bir önceki kral Lugalvan'da olduğunu söylüyorlardı. Gil Games, Uruk şehrinin kralıydı. Onun kral oluşu hakkında da garip bir öykü vardı. Sözde babası kendinden 2 önceki Uruk kralı olan Emmerkar imiş. Bir gün krala bir falcı, kızının bir oğlu olacağını, büyüdüğünde kralı, yani dedesini öldürerek krallığı elinden alacağını söylemiş. Bunun üzerine kral, kimseyle beraber olmaması için kızını bir kuleye kapatmış. Dışarı çıkmasını önlemek için de yanına bir bekçi koymuş. Bu kadar önlemeye rağmen kız yine hamile kalmış. 9 ay sonra kızın bir oğlu olmuş. Bekçi çocuğu görünce kral kendisini öldürecek korkusuyla çocuğu kuleden aşağı atmış. O sırada kulenin altından bir kartal uçuyormuş. Çocuğun düştüğünü gören kartal hemen onu sırtına almış ve bir hurma bahçesinin kenarına büyük bir dikkatle bırakmış, onu bırakırken bahçıvan görmüş. Ne olduğunu anlamak için yanına yaklaşınca güzel bir bebekle karşılaşmış. Hemen onu alıp evine götürmüş. Karısı ile birlikte, her şeyi gören ve bilen, olsun diye ona aynı anlama gelen, Gil Games adını vermişler. Çocuk büyüyüp delikanlılık çağına gelince, bahçıvanın yanından ayrılmış. Dere tepe düz demeden, şehir şehir dolaşmaya başlamış. O arada yazı yazmayı, okumayı öğrenmiş. Adına uygun olarak birçok bilgi edinmiş. Akıl soranlara akıl vermiş, yol soranlara yol göstermiş. Böyle dolaşırken, bir gün yolu onu Uruk'a getirmiş. Uruk, büyük bir şehir. Sokaklarda hayran hayran dolaşırken, onu görenler bir yabancı olduğunu anlayarak, nereye gidecek diye arkasına takılmış. Nihayet şehrin büyük pazar meydanına gelmişler. Derken etrafına halk toplanmaya başlamış. Gil Games bir heykel gibi durarak gelenlere, gelenler de ona bakıyormuş. Şehrin yaşlıları aralarında kralımız oldu. Bir oğlu yok. Bu delikanlı hem iri vücudu hem yakışıklılığı ile tam bize kral olacak gibi. Gelin bunu kralımız yapalım diye konuşmaya başlamışlar. Herkes birbirine bu lafı aktarmış. Her duyan bunu onaylamış. Bunun üzerine, yaşlılar gidip ona kendisini kral yapmak istediklerini söylemişler. Gil Games, hiç düşünemediği böyle bir isteği geri çevirir mi? Hemen kabul etmiş. Bunun üzerine onu saraya götürüp, giydirip, kuşatmışlar ve krallık tahtına oturtmuşlar. İşte o böylece Uruk kralı oluvermiş. Uruk, Sümer ülkesinin tufandan sonra ilk var olan şehirlerinden biriydi. O zamandan Gil Games'e kadar 4 kral yönetmiş Uruk. De baş tanrısı ve koruyucu tanrısı vardı, gök tanrısı An. Sümer'de her şehrin bir baş tanrısı bulunuyordu. Fakat Uruk'un bir ayrıcalığı vardı. O da Sümer ülkesine bereket ve bolluğu, sevmeyi sevişmeyi, barışı ve savaşı getiren, güzeller güzeli tanrıça İnanna ve kocası çoban tanrısı Dumuzi'nin burada oturuyor olmasıydı. Çoban tanrısının orada bulunması nedeniyle Sümer'in en büyük hayvan yetiştirme ve toplama merkeziydi Uruk. O yüzden Uruk'a Ağıllar Şehri de denirdi, buranın halkı da çok çalışkandı. Zaten atalarının en büyük özelliği de çalışkanlıkları değil miydi? Onlar bu topraklara gelir gelmez, gürül gürül akan Fırat ve Dicle nehirlerinin taşan sularını kanallara alarak, kuru toprağı sulamışlar, bataklıkları kurutmuşlar, bağlar, bahçeler yaparak her türlü ürünü yetiştirmeyi bilmişlerdi. Bugünkü ufuklular da onların torunları değil miydi? Atalarından öğrendiklerine yeni buluşlar katarak uygarlıklarını geliştirmekteydiler. Depolarında ürünleri, ağıllarında hayvanları hep dolu bulunuyordu. Dokuma tezgahlarında, hayvanların yünlerinden, bitkilerden elde ettikleriyle en güzel kumaşlar dokunuyordu.
bu kumaşlardan ve deri atölyelerinde terbiye edilmiş derilerden yapılan elbiselerin unu bütün komşu milletlere yayılmıştı. Bu ülkeler, üretilen bu mallardan alabilmek için adeta yarışıyorlardı. Uruklu tüccarlar, arabalar, tekneler, eşek kervanlarıyla ürettikleri malları oralara götürüyor, bunlara karşılık kendi ülkelerinde bulunmayan taş, ağaç, altın, gümüş, değerli mallar ve taşları alıyorlardı. Zengindi Uruk, çok zengin, Kıl Games'de çok mutluydu. Bu şehrin bilginleriyle ilk yazıyı başlatan, okullar açtırıp okuma yazma öğrettiren, bilgileri kıl üzerine yazdırıp ölümsüzleştiren, ilk araba tekerleği burada meydana getirilmiş, ilk şaban burada yapılmış, sabana ilk öküz burada koşulmuştu, fakat dost uyur, düşman uyumaz derler ya. Bu zenginliği, bu görkemliliği kıskanıyordu etraflarında bulunan ilkel halklar. Bunlar öyle ilkeldiler ki, ev yapmasını, ölülerini gömmesini bile bilmiyorlar, etleri çığ çiğ yiyorlardı. Böyle bilgisiz, böyle görgüsüz olan bu insanlar, zaman zaman sürüler halinde Uruk'a saldırıp, yakıp yıkıyor, kan döküyor, ellerine geçeni çalıp, kaçıyorlardı. Kıl Games, kral olur olmaz, bu düşmanlarından şehri koruma altına almayı düşünmüş ve şehrin etrafına kalın duvarlar yaptırmayı planlamıştı, işte şimdi yaptırdığı duvar. Bütün görkemiyle karşısındaydı. Şehrin çepeçevre etrafını kuşatmıştı. Şehre girip çıkmak için duvarın çeşitli yerlerine bakırla kaplı ağaçtan yapılmış kalın kapılar konmuştu. Artık kolay kolay hiçbir düşman giremeyecekti bu şehre. Hatta yabancı olarak şehre girmek isteyenler, kimlikleri belirleninceye kadar günlerce, bazen aylarca bekletiliyordu kapılarda. Bu duvarın yapılması hiç de kolay olmamıştı. Tüm şehrin erkekleri gece gündüz demeden çalışmışlar, evlerine gidememişler, çocuklar babalarını, kadınlar kocalarını görememekten dolayı üzülmüş, ağlayıp sızlamışlardı ama ne olursa olsun duvar bir an önce bitmeliydi. Kıl Games, kimsenin gözünün yaşına bakmamış, yorgunluk dinlememiş, insanları oturmadan çalıştırmıştı. Fena mı etmişti? Sonunda üzerinde arabayla bile gidilecek kadar geniş olan bu duvar, kuleleri kapıları ile ortaya çıkmıştı. Artık herkes düşman saldıracak korkusunu yaşamadan yatağında rahatça uyuyabilecekti. Duvarın saraydan görünümü de oldukça görkemliydi. Kıl Games büyük bir gururla kendi kendine, duvarın dışı bakırla kaplanmış gibi pırıl pırıl parlıyor. Duvarın üzerine çıkıp gezenler, onun pişmiş tuğladan yapıldığını anlayıp şaşacaklar, diyordu. Kolay mıydı o kadar pişmiş tuğlayı yapmak? Kerpiçi pişirmek için yığınlarla kamış, başka ülkelerden satın alınan yığınlarla ödün kullanılmıştı. Duvarı görenler, onun bugün yapıldığına inanmayacaklar. Temelinin 7 bilge yıldız tarafından konulduğunu düşüneceklerdir. Yıldız Sümerlilerin inanışına göre, tufandan önce 7 bilge kişi denizden çıkıp, şehirlere dağılmış ve oralarda uygarlığı öğretmişler insanlara. Tutan kahramanı, onları gemisine alarak kurtarmış ve tekrar şehirlere uygarlık öğretmişler. Halbuki, onu ben yaptım. Ben Kral Kıl Games, iyi ki, onun temeline, bu duvarı benim yaptığımı bildiren bir yazıyı değerli mavi taş üzerine yazdırıp bronz bir kilitle kilitli bakır kutu içine koydurdum. Herkes bilsin bunu benim yaptırdığımı. Hiçbir kral böyle bir duvar yaptıramaz. Yaptırdığım yalnız o mu? Sevgili tanrıçamız inananın ana tapınağını da ben yaptırmadım mı? O da buradan ne kadar görkemli görünüyor, diyordu. Şehir duvarının dışındaki yeşil tarlalar, bahçeler göz alabildiğine uzanıyor, şehrin içini de tapınakların bahçeleri ve parklar süslüyordu. Bu kadar güzellikler arasında Kıl Games bir türlü yaptıklarıyla yetinmek istemiyordu. O halkı için daha yararlı işler yapabilsin diye kafasını durmadan yoruyordu. Nasıl olsa herkes gibi ben de öleceğim. Sonum gelmeden halkımın bu yapılardaki çalışmalarına karşı, onları mutlu edecek, sevindirecek, aynı zamanda benim adımı da unutturmayacak bir iş yapmalıyım, diye düşünüp duruyordu. O gün Kıl Games'in birdenbire aklına ne yapacağı geliverdi. Evet, daha önce bunu neden akıl edememişti? Sevgili arkadaşı Enkidu'yu çağırmak üzere yerinden fırlar fırlamaz onunla burun buruna geliverdi.
Enkidu, Gil Games'in yanına girmek için salonun kapısına geldiğinde, Gil Games'in kendinden geçmişçesine düşüncelere dalmış olduğunu görmüş, onu bu düşüncelerden ayırmamak için kapıda onu gözlüyordu. Gil Games'in yerinden kalkmasıyla o da içeriye dalmıştı. Gil Games, sevgili arkadaşım, ne yapacağımı buldum, ne zamandır beni düşündüren sorunun yanıtım şimdi, evet şimdi buldum deyince, Enkidu büyük bir şaşkınlık içinde, ne ımış o, çabuk açıkla bana, diye merakla sordu. Gil Games, biliyorsun, insanlar durmadan oluyor. Bizim ne zaman öleceğimizi tanrılarımız tuğlamıza yazmışlar. Bu zaman gelmeden önce, ülkeme ve insanlarımıza yararlı bir iş yapmak istiyorum. Hem de böylece öldükten sonra adımın unutulmamasını sağlamış olurum, dedi. Enkidu, ne diyorsun sen? Şehrimizi koruyacak koca duvarı, tanrılarımızın yıkılmış tapınaklarını yaptırmadın mı? Onlarla da yetinmedin, göz bebeğimiz, Güzellipur şehrimizdeki ulu tamımız Enlil ve onun karısı Tanrıça Nınlıl'ın yıkılmaya yüz tutmuş tüm malını de yaptırdın ya, dedi. Gil Games, ama onları ben değil, halkımız yaptı. Onlar bunun için ne kadar üzüldü ve sıkıldı, sen bilemezsin. Enkidu, Yadiz'e getirdiğin kış şehrinin kralı Aga'ya ne diyelim? Gil Games, Aga'nın adını duyunca gülümsedi ve onunla olan serüveni gözlerinin önüne geldi. Kral ona, Uruk, benim yönetimim altına girecek, diye haber göndermişti. Bak hele, kolay mıydı Gil Games gibi bir kralın ve şehrinin başka bir yönetime alınması? Yine de Gil Games ona karşı hemen askerlerini toplayıp savaşa çıkmamış, önce halkının buna ne diyeceğini öğrenip ona göre davranmayı doğru bulmuştu. Bunun için şehrin yaşlılar meclisini toplamış, onlara kış. Kralı Aga şehrimizi yönetimine almak istiyor. Ne dersiniz, savaşıp özgürlüğümüzü vermeyelim mi, yoksa boyun eğip onun yönetimine girelim mi? Diye sordu. Gil Games, onların verdiği cevaba şaşıp kalmıştı, aman, demişlerdi, savaş edip öleceğimize, onun yönetimine giriverdim. Gil Games, hiç beklemediği bu yanıta, ne garip, diyordu, yaşlılar ölümleri yaklaşınca daha çok ölümden korkar oluyorlarmış. Gil Games, aynı soruyu Gençler Meclisi'ne yöneltmişti. Onlar hiç düşünmeden, ölsek bile savaşalım, özgürlüğümüzü kimseye kaptırmayalım, demişlerdi. Neyse ki, bir savaşa meydan kalmadan, Kral Aga, Gil Games'in büyük tepkisi üzerine korkarak, sözünden dönmüş, Uruk'un yönetimine göz dikmekten vazgeçmişti. Gil Games dalmış bunları düşünürken, Enkidu'nun, sen hala ne yapmak istediğini anlatmadın. Sözleriyle kendine geldi ve hemen yanıtladı, Sedir ormanlarını bekleyen canavar Hüvava, Han Baba'yı öldürmek. Enkidu şaşkın şaşkın Gil Games'e bakarak, hani şu olumsuzluk ülkesi denilen yerdeki ejder mi, dedi. Gil Games, iyi bildin, öldürülmesi gereken canavar o. Biliyorsun, ülkemizde orman yok. Halkımız gerekli ağacı, keresteyi oradan getirmeye çalışıyor, ama ejder yüzünden ormana rahatlıkla giremiyor insanlarımız. Eğer gidip o canavarı öldürürsek, ülkemize rahatlıkla kereste getirilir. Binalarımız, eşyalarımız, teknelerimiz bol bol yapılabilir. Ayrıca böyle bir olay adıma at, sanıma sank atar. Bu kahramanlığım kolay kolay unutulmaz, dedi. Şaşkınlığı hala üzerinden atamamış olan Enkidu, iyi, ama biliyor musun, o canavar o kadar korkunçmuş ki, küfrediği zaman yer dökünler, ağzından nefes yerine ateş çıkarmış. Dişleri ejderha dışı, yüzü aslan yüzü gibiymiş. Saldırısı bir tufan fırtınasına benziyormuş. Onunla sen nasıl başa çıkabileceksin, dedi. Gil Games, ama biz beraber olur, el ele verirsek, karşımıza ne çıksa onu alt edebiliriz. Enkidu, sen onunla boğuşurken ölürsen, annen kim bilir ne kadar gözyaşları döker, ne çığlıklar atar, düşünmüyor musun onu? Gil Games, sen üzülme arkadaşım. Ben ölmeyeceğim, annem de benim için üzülmeyecek. Yeter ki, sen benimle gel ve bana yardım et. Enkidu, öleceğimi bilsem, seni asla yalnız bırakmam, arkadaşlığımız nerede kaldı? Dedi. Gil Games, Enkidu'nun bu cevabından çok duygulandı. Arkadaşlık bu değil miydi? Ama o, Enkidu'yu buluncaya kadar kendisine böyle arkadaşlık edecek kimsesi yoktu. Etrafı insan doluydu, fakat onların içinden gücüne, kafasına uygun bir arkadaş bulamamıştı.
Koca bir ülkesi, görkemli bir şehri, çalışkan halkı vardı ama o yapayalnızdı ve bu yalnızlık onu çok mutsuz ediyordu. Bu mutsuzluk içinde, bir gün, Tanrıça İnanla'nın kendisine hediye ettiği davulla tokmağı aklına geldi. Onları hak etmişti doğrusu. Güzel Tanrıça çok üzüntülü olarak, bir gün ona gelmiş, bahçesindeki Wulupu ağacını kesmesini rica etmişti. Gilgames hemen koşmuştu onun bahçesine. Gördüğüne inanamamıştı. Ağacın köküne ejder gibi koca bir yılan girip yerleşmiş, gövdesine Lilit adlı çin kurulmuş, en tepesine de Anzu kuşu yuvasını yapmış. Hepsi Tanrıça'nın ağacı kesmesine engel olmuş. Halbuki Tanrıça o ağacı Fırat nehrinde Suruk denirken görmüş ve oradan yakalayıp getirerek bahçesine dikmişti. Amacı da ağaç büyüdükten sonra onu keserek ondan kendisine bir taht, bir kursu ve bir yatak yaptırmakmış. Gilgames, korkusuzca ağaca yaklaşarak öyle bir vuruş vurmuş ki, yuva yapmış olanlar nereye kaçacaklarını bilememiş, dağılıp gitmişler. Gilgames de onu keserek Tanrıça'ya vermişti. Tanrıça da ondan istediklerini yaptırdığı gibi Artan'ından da Gilgames'e hediye etmek üzere bir davul ve tokmak yaptırmıştı. Ne zamandır onlar bir kenarda duruyordu. Gilgames hemen ikisini de eline alıp sokağa koşarak var gücüyle vurmaya başlamıştı davulu. Halk, ne oluyor? Diye sokağa fırlamıştı. Onun pek hoşuna gitmişti halkın bu şaşkınlığı, kral değil miyim, istediğimi yaparım. Kimse de bana karışamaz diye gece gündüz davulu çalmayı sürdürünce halk o kadar rahatsız olmuş ki kendi aralarında kralımıza kendi gücü ve gönlüne göre bir arkadaş bulunmalı ki onunla gezip tozsun, gülüp söylesin ve bizi rahat bıraksın diye bir taraftan konuşuyor, bir taraftan da tanrılara bunun için yakarıyorlardı. En sonunda gök tanrısı An, onların yakarışlarına kulak vermiş ve yüce tanrıça Aruru'ya, haydi bakalım Gilgames'i nasıl yarattıysan, şimdi de gerek vücut, gerek kalp bakımından ona denk birini yarat, dedi. Tanrıça ellerini yıkamış, nehir kenarından bir toprak kıl almış, ona bir adam şekli vererek onu kırlara bırakıvermişti. Enkidu'nun bulunuşu. Bir gün ormanda avlanan bir avcı gördüğüne inanamadı. Yanlış mı görüyorum diye gözlerini ovuşturuyordu. Hayır, yanlış değildi. Etrafında çeşitli hayvanlarla iki ayak üzerinde yürüyen, vücudu kıllarla kaplı bir yaratıktı gördüğü. Ne olabilirdi o? Maymunlar da iki ayak üzerinde yürüyebiliyorlardı ama onların kuyrukları vardı. Bu bir maymun olamazdı. Yaratığın yanındaki aslanlar bile onunla tam bir arkadaş gibiydiler. Avcı, şiril şiril akan pınarın yakınına hayvanları yakalamak için tuzaklar kurmuştu. Nasıl olsa şu içmek için hayvanlar gelir buraya, onları böylece yakalarım, demişti. Fakat ne oluyor? Yaratık kurduğu tuzakları söküp sokup atmıyor mu? Avcının ağzı açık kaldı. Şaşkınlıktan ne yapacağım bilemedi. Hoş, ne yapabilirdi ki, o kadar hayvan ve bu güçlü yaratıga. Kendini göstermemeye çalışarak izliyordu durumu. Tuzaklar sokulduktan sonra hep birden pınara yaklaşıp şu içmeye başladılar. Yaratık da aynı onlar gibi şu içiyor ve onlar gibi ot yiyordu. Avcı korkudan tır tır titriyor, yerinden kımıldayamıyor, onları gözlemekten de kendini alamıyordu. Sonunda karar verdi, bu yaratık bir insandı. Evet, o bir insandı. Fakat ne kadar güçlü görünüyordu. Onunla karşılaşacak diye büyük bir korkuya kapıldı avcı. Sessizce olduğu yerde onların ayrılmasını bekledi. Hepsi suya kandıktan sonra geriye dönüp geldikleri yöne doğru gitmeye başladılar. O da kendini onlara göstermemeye çalışıp koşmaya başladı. Oturdukları yere geldiğinde nefes nefeseydi. Onu karşılayan babası, oğlunun avdan eli boş, fakat büyük bir korku ve şaşkınlık içinde döndüğünü görünce, oğlunun umulmadık bir tehlikeyle karşılaştığını tahmin etti. Hemen, ne oldu sana? Seni bu kadar korkutan, şaşkına döndüren neydi? Diye sorulan birbiri ardınca sıraladı. Avcı, baba dur hele kendime geleyim, sana hepsini anlatacağım, dedi. Biraz dinlendikten sonra, büyük bir merakla ona bakan babasını daha çok bekletmemek için gördüklerini anlatmaya başladı, avlanmak için tuzaklarını kurmuş, onlara yakalanacak hayvanları gözlüyordu. Birdenbire av tuzaklarını kurduğum yere doğru, sürü halinde birçok hayvanın geldiğini gördüm.
Ortalarında iki ayak üzerinde yürüyen, saçı sakalı birbirine karışmış, vücudu kıllarla kaplı bir yaratık da vardı. İlk işi, kurduğum tuzakları bozmak oldu. Sonra Pınar'dan şu içmeye başladılar. O yaratık da suyu hayvanlar gibi içiyor, otları onlar gibi yiyordu. Yanındaki hayvanlar ona arkadaş gibiydi. Onları bir ağacın arkasına saklanarak izledim. Kanımca o yaratık bir insandı, fakat tam bir yaban insan. Çok korktum ondan. Baba, sen de görsen bana hak verirsin, dedi. Avcının babasını da büyük bir merak sardı. Hemen gidip onu görmek istiyordu. Fakat ertesi günü beklemek zorundaydılar. Ertesi gün baba oğul büyük bir heyecanla yola çıktılar. Pınar'ın yakınına geldiklerinde avcı yine tuzaklarım kurdu ve kendilerini göstermeyecek şekilde ağaçların arkasına saklanarak beklemeye başladılar. Avcı birden, baba geliyorlar, dedi. Hakikaten uzaktan bir sürü hayvan Pınar'a doğru yürüyordu. İkisi birden çıt çıkarmamaya gayret ederek onları izlemeye başladılar. Yaban adam önce yerlere bakarak avcının kurduğu tuzakları buldu ve onları var gücüyle bozdu. Sonra hep birden Pınar'a gelip suyu içtiler ve büyük bir neşe içinde geldikleri yere doğru gittiler. Avcının babası, oğlum haklıymışsın şaşırmakta ve korkmakta. Bu yaratık şimdiye kadar eşine rastlamadığım bir insan, dedi. Birden adam, oğlum bak benim aklıma ne geldi. Biliyorsun bizim kralımız Gılgames'in kendisi gibi güçlü bir arkadaşı yok. Can sıkıntısından ne yapacağını bilmiyor. Davul ile gece gündüz kendisine göre eğleniyor, fakat halk bundan çok rahatsız. Bu adam ona bir arkadaş olabilir, dedi. Avcı, baba, nasıl olur, bu yaban adamı hayvanlarla arkadaş olmuş, insanla hiç arkadaş olabilir mi? Oğlum, hayvanlarla arkadaş olabilen, neden insanla olmasın? Yalnız onu eğitmek, insan gibi yedirip içirip insanlaştırmak gerek. Babacığım, bunu kim yapabilecek, biz insanlaştırabilir miyiz onu? Hayır oğlum, onu ancak bir kadın eğilebilir. Biliyorsun, çocukları doğdukları andan itibaren anneleri eğitir. Konuşmayı, yemeyi, içmeyi, sevmeyi, gülmeyi hep annelerimiz bize öğretti. Onun için bu adamı da ancak bir kadın eğitebilir. Baba nereden bulacağız böyle bir kadın? Oğlum, hiçbir şey bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Hiç tanrıçamız inanlanın tapınağına gitmedin mi sanki? Orada bunu yapabilecek birçok rahibe var. Özellikle erkekleri cinsel yönden eğiten rahibeler bunu mükemmel yapar. Onun için Uruk'a git. Ana tapınağının bas rahibesini bul, durumu ona anlat. O sana eğitici bir rahibe verecektir. Şimdi hemen yola çık ve gecikmeden böyle birini bulup getir, dedi. Avcı hemen yola koyuldu. Babasının dediği gibi tapınağa gidip bas rahibeyi bularak, niçin geldiğini, ne istediğini bir anlattı. Bas rahibe biraz düşündükten sonra, buldum, bu işi en iyi yapabilecek Samhat'ı vereceğim sana. O hem güzel, hem akıllı, hem de çok güzel lir çalar ve şarkı söyler, dedi. Samhat'a haber verildi. Ona durum anlatıldı. O hiç, yapamam, demeden işi kabul etti. Avcı onun hazırlanıp gelmesini beklerken, duvarlardaki resimleri, sütunlardaki mozaikleri seyrediyordu. Ne güzel yapılmıştı onlar. Duvarların alt kısımları geniş şerit halinde beyaza boyanmış, onun üst kısmına kırmızı, sarı renklerle hayvan, insan resimleri yapılmıştı. Sütunlarda çeşitli mozaiklerin nasıl yapıldığını daha önce görmüş, bunun nasıl akıl edildiğine şaşmıştı. Kıl, büyük çivi gibi yapılıyor, baş kısmı duvardaki resimlerin boyalan gibi sarı kırmızı renklerle boyanıyor ve henüz kurumayan sütunun sivası içine çeşitli geometrik şekiller verilerek sokuluyordu. Bunun için binlerce çivi gerekti kuşkusuz. Tapınağın duvarları, sütunları hep kerpiçten yapılmıştı. Taş yoktu ki bu ülkede. Kerpiçlerin kirli görünüşünü kapamak için ne yöntemler bulmuştu Sümer sanatçıları. Tapınağın içi gidip gelen rahip, rahibeler ve tanrılara kurban getiren, dua eden insanlarla cıvıl cıvıldı. Rahip ve rahibelerin kendilerine özgü giysileri vardı. Günah çıkaran rahiplerin kırmızı giysileriyle erkeklere cinsel yaşamı öğreten rahibelerin başörtüleri çok göze çarpıyordu. Tanrılara sunulacak bira, şarap, süt, yağ gibi sıvılar küpler içinde sıralanmıştı bir kenara. Boydan boya uzanan bir masanın üstüne de et, peynir, ekmek gibi yiyecekler konmuştu.
Onlar biraz sonra toplanıyor, tanrı heykellerinin önündeki kerpiçten yapılmış sanağın üzerine konuyor, daha sonra da tapınağın mutfağına götürülüyordu. Yakılan tutsülerin kokuları uzaktan uzağa gelen müzik sesleri avcıya zamanı unutturmuştu. Baş rahibenin bir genç rahibeyle ona doğru geldiğini görünce hemen ayağa kalktı. Bas rahibe, Samhat, istenileni en iyi yapacak yetenektedir, dedi. Avcı Samhat'ı görünce, neredeyse dilini yutacaktı. Daha evvel gördüğü rahibe sanki o değildi. Ne kadar değişmişti. Önce elindeki koca lire gözü takıldı. Lirin tellerinin takıldığı yerlerin ucunda birer boğa... Boydan boya uzanan bir masanın üstüne de et, peynir, ekmek gibi yiyecekler konmuştu. Onlar biraz sonra toplanıyor, tanrı heykellerinin önündeki kerpiçten yapılmış sanağın üzerine konuyor, daha sonra da tapınağın mutfağına götürülüyordu. Yakılan tutsülerin kokuları, uzaktan uzağa gelen müzik sesleri avcıya zamanı unutturmuştu. Baş rahibenin bir genç rahibeyle ona doğru geldiğini görünce, hemen ayağa kalktı. Bas rahibe, Samhat, istenileni en iyi yapacak yetenektedir, dedi. Avcı Samhat'ı görünce, neredeyse dilini yutacaktı. Daha evvel gördüğü rahibe sanki o değildi. Ne kadar değişmişti. Önce elindeki koca lire gözü takıldı. Lirin tellerinin takıldığı yerlerin ucunda birer boğa başı vardı. Arkasından rahibeye bir anda başından ayağına kadar baktı. Üzerinde insanın gözünü alan yeşil, kırmızı renklerin karışımıyla oluşmuş, omzunun biri açık bir giysi vardı. Tüy gibi bir kumaştan yapılmış bu elbise içinde rahibenin dolgun vücudu olduğu gibi belli oluyordu. Dizlerine kadar çıplak olan ayaklarına sandalet giymişti. Uzun siyah saçları omuzlarına salıvermiş, onları alnından bir bağla bağlamıştı. Kalın siyah kasları altında pırıl pırıl parlayan gözleri sanki akıl saçıyordu. Avcı bir an içinde bunları izlerken, rahibe ona sevecen bir şekilde, "Haydi gidelim," deyince kendine geldi. Hemen yola koyuldular. Yolda avcı olanları ve kendisini bekleyen görevi yeniden anlattı. Aynı zamanda bin bir tehlike de olabilirdi. Fakat Samhat kendinden son derece emin olarak, "Merak etme, her şey yolunda gidecek," dedi. Rahibe, ne kadar güzeldi, ne kadar çekiciydi. Tatlı bir gülüşü vardı. Güldüğü zaman boyanmış gibi olan dudakları arasından inci gibi beyaz dişleri görünüyordu. Avcı hayran olmuştu ona. Konuşa konuşa yaptıkları uzun bir yolculuktan sonra, avcının babasının yanına geldiler. Oradan hep beraber Pınar'ın yanına gittiler. Samhat'ı bir ağacın altına, Pınar'a gelenler onu görmeyecek şekilde oturttular. Ona en güzel şarkıları çalıp söylemesini önerdiler. Hava çok güzeldi. Güneş, ağaçların arasından ormana ışıklarını saçıyor, kuşlar cıvıl cıvıl ötüyordu. Samhat da lirine aidi ve tanrıça inanma için yazılmış, onun aşk ve sevgilerini dile getiren bir ilahisini çalıp söylemeye başladı. Samhat'ın sesi o kadar güzeldi ki, kuşlar bile onu dinleyip arkasından ona çıvıltılarıyla eşlik ediyorlardı. Orman bu seslerle inliyordu sanki. İnanılmayacak bir şenlik başlamıştı. Avcı birden babasına, "Geliyorlar," dedi. Onlar da başka bir ağacın arkasına gizlenmişlerdi. Ortada yaban adam, etrafında küçüklü büyüklü hayvanlar gittikçe Pınar'a yaklaşıyorlardı. Tavşandan aslana hepsi dost gibiydiler. Yine yaban adam tuzakları bulmak için yerleri gözlüyor, bulduğunu koparıp atıyordu. Ne o? Birdenbire yaban adam olduğu yerde kaldı. Nereden geliyordu bu ses? Dinliyordu. Bütün hayvanlar da onunla birlikte yerlerinde kadının güzel sesine karışan lirin melodilerini durup dinlemeye başladılar. İnanılacak gibi değildi durum. Samhat kalın bir ağacın arkasında oturduğundan görünmüyordu. Yaban adam meraklı gözlerle etrafını incelemeye ve sesin geldiği yöne doğru yürümeye başladı. Avcı ile babası büyük bir heyecan içinde, "Ne olacak?" diye bekliyorlardı. Acaba bu yaban adam, kadının elinden çalgıyı alıp parçalayacak ve kadını yere çarpacak mıydı? Derken adını ağacın arkasındaki kadını gördü ve şaşkın şaşkın ona bakmaya başladı. İlk kez görüyordu böyle bir yaratı. Sonra yavaş yavaş kadının yanına yaklaştı ve karşısına oturdu. Hayvanlar da onların etrafını sardı. Hepsi bu güzel müziği zevkle dinliyordu. Olacak şey değildi bu. Onlar ne beklemiş, ne olmuştu. Samhat hiç onları görmemiş gibi durmadan çalıyor, şarkılar söylüyordu. Yavaş yavaş etraftaki hayvanlar dağılmaya başladı. Fakat yaban adamının hiçbir yere ayrılmaya niyeti yoktu. O zamana kadar görmediğini görüyor, duymadığını duyuyordu. Kadın da bıkmadan,
usanmadan, yorulmadan çalgısını çalıyor, şarkısını söylüyordu. O arada yaban adam, yavaş yavaş kadının yanına sokulmaya başladı. Samhat onu hiç görmemiş gibi davranıyordu. Bir ara, adam iyice kadının yanına sokuldu. Sonra yavaşça kadının eline elini değdirdi. Samhat, büyük bir şefkat ve sevgiyle baktı onun yüzüne. Göz göze gelince kadın güldü. Adam da gülüverdi. Samhat birini bırakıp onun elini avucunun içine aydı. Fakat adamın koca elleri, onun küçücük elleri içine sığmıyordu ama onun yumuşaklığı, sıcaklığı, o zamana kadar duymadığı bir heyecan verdi adama, iyice kadının dizinin dibine yanaştı ve çalgısını tekrar çalmasını işaret etti. Müzik ve kadın, hiç umulmayacak şekilde etkilemişti yaban adamını. Kadın çalıp söyledikçe, o daha çok sokuluyordu ona. Bir ara basını kadının omzuna koydu. O kadar mutlu görünüyordu ki. Bunu gören avcı ve babası çok şaşırdılar. Onların birbirlerine bu kadar çabuk yaklaşacaklarını asla düşünmemişlerdi. Adam ne kadar yaban olursa olsun, onun bir insan tarafı vardı. Artık endişe edecek bir neden kalmamıştı. Onun tamamıyla insanlaştırılması artık Samhat'ın elindeydi. Ona da kuş kulağı yoktu. Onları baş başa bırakarak oradan ayrıldılar. Samhat birini yanına koydu ve bu yaban adamına sevgiyle sarıldı. Adam da ona sarıldı. Bir süre böyle kaldılar. Artık birbirlerine çok ısınmışlardı. Yaban adamı hayvanlarını unutmuş, Samhat'ın dizinin dibinden ayrılmıyor, o ne derse onu yapıyordu. Samhat ona kırların adamı anlamına gelen Enkidu adını verdi ve ona önce adını söylemeyi öğretti. Bundan sonra onun gereğinden fazla uzamış saçını, sakal ve bıyıklarım kesti, kıllarını temizledi ve pınarda onu bir güzel yıkadı. Getirdiği giysileri giydirdi. O yakışıklı, güçlü bir şehir erkeği gibi olmuştu. Samhat ona, o Samhat'a bakmaya doyamıyordu. Samhat, Enkidu'ya önce insan gibi yemek yemeyi, su içmeyi, sevmeyi, sevişmeyi öğretmekte eğitime başladı. Bu arada konuşmayı da öğretiyordu. Enkidu, Samhat ne derse, hiç karşı çıkmadan yapıyordu. Yavaş yavaş konuşmayı öğrenmeye başladı. Günler geçiyor, Enkidu büyük bir dikkatle öğretileniyordu. Öğreniyordu, çok akıllıydı, bir duyuyordu, bir daha hiç unutmuyordu. Samhat, onun bu durumuna çok şaşıyordu. Bir insanın bu kadar çabuk öğrenip, öğrendiklerini hiç unutmaması pek olağan görünmüyordu ona. Fakat, madem ki öyle, o da ona her bilgiyi öğretmek için elinden geleni yapıyordu. Enkidu kısa sürede konuşmayı, sevmeyi, sevişmeyi öğrendi. Yaşamın kaynağı ekmek, neşenin kaynağı içki diyerek bira, şarap bile içirdi ona Samhat. Artık Enkidu tam bir şehirli gibiydi. Fakat sevgili arkadaşları hayvanlar onun bu durumundan sıkılmış, yanına yaklaşmaz olmuşlardı. Bütün günleri Samhat ile geçiyordu. Çok mutluydu. Bir gün Samhat ona, Enkidu artık bir şehirli gibi oldun. Güzel konuşabiliyorsun. Bak, hayvan arkadaşların senden uzaklaştı. Benden başka arkadaşın yok. Gel seni güzel Uruk şehrimize götüreyim. Uruk güzellikler ve mutluluklar şehridir. Oranın meydanlarında çeşitli çalgılar eşliğinde durmadan şarkılar söylenir, danslar edilir. İnsanların neşeyle attıkları kahkahalar sokaklarda yankılar yapar. Durmadan festivaller göreceksin orada. Gözleri alan giyimleri ve çekicilikleriyle genç kadınlar etrafını alacak, gece yataklarına çağıracaklar seni. Orada kendin gibi insanları görecek, onlarla arkadaşlık edeceksin. Özellikle seni kralımız Gilgames ile tanıştırmak istiyorum. O çok güçlü ve yakışıklı bir adam. Onun gücüne şimdiye kadar kimse karşı çıkamadı, dedi. Enkidu bunu duyar duymaz, ben ona karşı çıkarım. Kuşkusuz ben ondan çok daha güçlüyüm. Hemen gidip onunla karşılaşmak istiyorum, diye atıldı. Samhat da bunu bekliyordu, ikisi birden yola koyuldular. Bu arada Uruk'ta bulunan Gilgames bir rüya gördü. Hemen annesine yorumlaması için koştu ve anneciğim bu gece garip bir rüya gördüm, bakalım sen nasıl yorumlayacaksın, dedi. Gilgames rüyasını annesine anlatmaya başladı, rüyamda gökte yıldızlar parlıyordu. Birdenbire yıldız gibi bir taş düştü önüme. Onu kaldırmak istedim, o kadar ağırdı ki yerinden kımıldatamadım. Halk onun etrafına toplanıverdi. Herkes onu öpüyordu. Ben de onun üstüne bindim. Üstünden inip onu yine kaldırmaya çalışırken, etrafıma toplananlar hemen bana yardım ettiler.
Hep beraber kaldırıp onu sana getirdik, fakat sen onu benimle bir tuttun. Annesi, oğlum gökten bir yıldız gibi önüne düşüp yerinden kımıldatamadığın, herkesin öptüğü, senin de üzerine bindiğin ve halkla birlikte bana getirdiğin ve ben onu seninle bir tuttuğum taş, sana senin kadar güçlü ve ayarında bir arkadaş geleceğini, onu seninle bir tutmam da onu senin kadar seveceğimi gösterir, dedi. Arkasından Gil Games bir rüya daha gördü. Yine annesine gidip, anneciğim, bu gece rüyamda Urgün Pazar yeri meydanında son derece büyük bir balta duruyor, etrafına toplanmış insanlar da ona bakıyordu. O benim çok hoşuma gitti. Üzerine bindim. Sen de onu benden ayırmadın. Ne anlama geliyor acaba bu rüya? Dedi. Annesi, oğlum, bu rüyana göre de sana yakında iyi bir arkadaş gelecek. Onunla tanışacak, onu çok seveceksin. O da seni sevecek, kardeş gibi olacaksınız, dedi. Gil Games, annesinin yorumuna şaştı. Kim gelebilir, kim onunla arkadaş olabilirdi? Gil Games ile karşılaşma. O gün Uruk'ta büyük bir şenlik vardı. Bütün halk sokaklara dökülmüş neşeyle gülüp şakalaşıyor, şarkılar söylüyordu. Şehrin meydanlarında gösteriler yapılıyor, çalgılar çalınıyor, genç yaşlı herkes dans ediyor, çeşitli oyunlar oynanıyordu. Çünkü bugün yeni bir yıl başlamıştı, zavallı çoban tanrısı Dumuz'u yer altından kurtulup, sevgili, fakat acımasız karısı Tanrıça İnanlı ile yine birleşecekti. Bu birleşmeyle ülkeye bolluk ve bereket gelecek, ürünler kat kat artacaktı, nasıl sevinmesin, nasıl mutlu olmasındı insanlar. Samhat önde. Enkidu arkada o kalabalık ve gürültünün içine daldılar, onları görenler birden sessizleşerek şaşkın şaşkın baktılar ve sonra da arkalarına takıldılar. Şehrin pazar meydanına geldiklerinde büyük bir kalabalık etraflarını sardı. Halk bir taraftan Enkidu'yu izliyor, bir taraftan konuşuyordu, bu adam kralımız güçlü Gil Games'e ne kadar benziyor. Ama boyu ondan biraz kısa gibi görünüyor. Kralımız ondan çok daha güçlüdür. Ama kralımız kadar yakışıklı. O ormanda hayvanlarla birlikte yaşamış, onlar gibi yiyip içmiş. Söylendiğine göre hiçbir hayvan ona fenalık yapmazmış. Demek hayvanlarla arkadaş olunabiliyormuş. Adını Enkidu koymuş Samhat, nasıl da çabuk eğitmiş onu. Anlattıklarına göre hayvanlar gibi yiyip içiyor, konuşmayı bilmiyormuş. Bunları çabuk öğrendiğine göre yakışıklılığı kadar akıllı da olmalı. Kralımız onu görünce ne yapacak acaba? Hangisi hangisini alt edecek göreceğiz. Bana kalırsa kralımız ondan daha güçlü. Bence Enkidu daha güçlü ve yakışıklı, onda sanki tanrısal bir güzellik var. Halk bunları konuşurken birden Gil Games göründü yoldan. Belden yukarısı çıplak olan iri vücudu, güçlü pazılarıyla ne kadar da heybetli görünüyordu. Halk ona yol verirken sesten kesilmiş, meraklı gözlerle ne olacak diye bir Gil Games'e, bir Enkidu'ya bakıyordu. Fakat Gil Games öyle dalgındı ki, yürürken sanki etrafındaki kalabalığı görmüyor, sesleri duymuyordu. O biraz önce Tanrıça İnanla'nın tapınağındaki aşk odasında Basrahi ve Nındalı ile geçirdiği unutulmaz saatlerin etkisinden henüz kurtulamamıştı. Ne kadar güzel ve cilveliydi rahibe. Bu kadar güzeli ve tatlısıyla karşılaşacağım hiç tahmin etmemişti. Bembeyaz çarşaflarla hazırlanmış yatak, etrafa konmuş tütsülerin iç gıcıklayan kokuları arasında o kadınlığının bütün hünerlerini göstermeye çalışmış, Gil Games de erkeklikte ondan aşağı kalmamıştı. Odalarının kapısı önünde çalınan harp, lir ve teflerin eşliğinde rahip ve rahibelerin birbirlerine karşılıklı söyledikleri coşku, tutku dolu aşk şarkıları sevişmelerini daha da çok körüklemiş, doyulmaz zevkler katmıştı. İnanla nasıl göndermişti sevgili kocasını yeraltı dünyasına, diye düşünüyordu Gil Games. Tanrıçanın kızması da ne korkunçtu. O zaman gözü bir şey görmüyordu. Neymiş kocasının suçu? Karısının yer altında uzun kalmasına, hemen dönüp gelmemesine aldırış etmemiş, üzülmemiş, tahtına kurulup oturmuş kaygısızca. Tanrıça bilmeliydi yer altına giderken oradan kolay kolay kurtulamayacağını, fakat o aklına geleni yapar, önünü sonunu düşünmezdi. Yer altındakiler yerine birini vermeden kendisini bırakmamışlar, o da kocasını verivermişti onlara.
Eğer Lumusi'nin kız kardeşi rüya yorumlayıcı tanrıça Gestinan olmasaydı, yer altından hiç çıkamayacaktı. Lumusi, o sevgili kardeşinin orada kalmasına nasıl dayanabilirdi? Lumusi'yi yakalamaya çalışan cinlerin dediği gibi, hangi kız kardeşin gönlü razı olurdu buna? Gestinan'la hemen koşmuş tanrılar meclisine ve başlamış tanıtlara kardeşini yer altından kurtarsınlar diye yalvarıp yakarmaya, fakat aldırmamış tanrılar onun yalvarmalarına. En sonunda tanrıların onu temelli çıkarmayacaklarını anlayınca, tanrıça, bu kez hiç olmazsa onun yerine yarım yıl ben kalayım demiş yer altında. Tanrıça inanla da yaptığına biraz pişman olarak Gestinan'ı desteklemiş, böylece Dumuzi yarım yıl yer altında kaldıktan sonra çıkıp yine karısıyla birleşmeye başlamıştı. Her çıkışında o yıl kim kral ise o tanrı Dumuzi yerine, Bibas rahibe de Tanrıça inanla yerine geçerek çalgılar, şarkılar eşliğinde birleşiyorlardı. Bu yıl güveylik sırası Kral Gilgames'teydi. Gilgames bir taraftan bunları düşünüyor, bir taraftan yürüyordu. Samad daha Enkidu'ya gelenin Gilgames olduğunu söylemeden o anlamıştı onun kim olduğunu. Enkidu yavaş yavaş Gilgames'e doğru gitmeye başladı. Büyük bir heyecan kaplamıştı ortalığı, kimsede çıt yoktu. Çocuklar bile oldukları yerde sanki çivilenmiş gibiydiler. Halk kımıldamaya korkuyordu. Gilgames ve Enkidu birdenbire göğüs göğüse geliverdiler. Gilgames onu önemsemeyerek yürümeye devam etmek isteyince Enkidu onun yolunu ayağıyla kapadı. Buna birdenbire kızan Gilgames onu itmeye çalıştı, başaramayınca sarılıp yere çalmak istedi, yine olmadı. Her ikisi birden birbirlerine sarılıp boğuşmaya başladılar. Onlar boğuşurken yerler titriyordu sanki. Herkesi nefessiz bırakan boğuşma gittikçe kızışıyor, fakat ikisi de ne yeniyor ne yeniliyordu. Birden Gilgames'in ayağı tökezlendi, izleyenler, Enkidu tam bundan yararlanıp onu yere çalacak diye beklerken o Gilgames'in eline yapışarak onu düşmekten kurtarmaz mı? Arkasından da birbirlerine sarılıp öpüşmeye başlamazlar mı? İşte buna şaşmamak elde değildi, herkesin ağzı açık kaldı. İkisi de anlamıştı birbirlerini yenemeyeceğini. Böylece başlamıştı onların arkadaşlığı ve dostluğu. Birbirleri için şimdi canlarını verebilirlerdi. O günden sonra Gilgames Enkidu'nun arkadaşlığıyla can sıkıntısından kurtulmuş, halkta onun huzuruyla huzur bulmuştu. Ejderhan baba, bu baba. Gilgames Enkidu ile mutluydu, fakat nedense yine yerinde duramıyor, yapacak işler düşünüyordu. Bulmuştu ne yapacağını şimdi. Bu arada Enkidu da yaban yaşamından geldiği için Gilgames ile canciğer arkadaşlığına rağmen cam sıkılmaya, başıboş dolaştığı kırları, candan sevdiği hayvanları maramaya başlamıştı. Gilgames'in sedir ormanlarındaki canavar Yuvava'yı, Han Baba, gidip öldürme teklifini düşündükçe hiç de olumsuz bulmamaya başladı. Gilgames'e, sevgili arkadaşım, canavarı öldürme isteğinde haklısın. O ölürse halkımız ondan kurtulacak, sen de sanına san katarak adını olumsuz yapacaksın. Bu Seru, ben de seni yalnız bırakmayacağım. Fakat yine de seni tekrar uyarmak istiyorum. Canavar Yuvava'nın yaşadığı ormana girenler bir daha çıkamıyormuş. Canavarın kükremesinin bir tufan fırtınası gibi olduğunu, ateş saçan ağzından her şeyi yok eden bir nefes çıktığını söyledim sana. Bunları bilerek yine gitmek istiyor musun oraya? Dedi. Gilgames, bunları tekrar hatırlattığın için teşekkür ederim, ama yalnız tanrılar ölümsüzdür, insanların yaşam günleri ise sayılır. Yaptıkları günlük işler ise rüzgar gibi geçip gider. Halbuki biz canavar öldürürsek, hiç olmazsa adımız yaşayacak. Nasıl olsa bir gün öleceğiz. O yüzden ölümden korkmayalım. Ondan korkarsak kahramanlık gücümüz nerede kalır? Ben senin önünden gideceğim, sen bana yalnız, korkma, yaklaş. De yeter. Ölürsem bile, Gilgames korkunç Yuvava ile çarpışırken öldü, derler ve adım yine unutulmaz, dedi. Bunun üzerine ikisi bu savaşa gitmek için silahlar yaptırmak üzere ustalara başvurdular. Her birine çeşitli ağırlıkta balta, kılıç, yüz yapmalarını söylediler. Onlar hazırlanınca, bunları yüklenerek Uruk şehrinin meydanına geldiler. Halk onların gideceğini duymuş, meydana toplanmıştı. Şehrin yaşlıları Gilgames'e öldürmek istediği canavarın, Enkidu'nun söylediği gibi ne kadar korkunç olduğunu anlattılarsa da, Gilgames kulak asmadı.
Üstelik güldü onlara. Yaşlılar onun gülmesine aldırmayarak, "Ey kralımız, sen gençsin. Ayrıca senin gibi bir kralımızı kaybetmek istemiyoruz. Ne olur gitme," diyorlardı. Baktılar ki, Gil Games kararından vazgeçecek gibi değil. "O zaman, Enkidu'yu bırak, senin önünden gitsin. O yaban olarak büyümüş, dövüşmeyi bilir ve seni korur," dediler. Gil Games, "Nasıl olur, kendimi kurtarmak için arkadaşımı öne sürer miyim, ne düşüncesiz insanlar," diyordu. Bu kez gençler ortaya atıldı. "Biz de seninle geleceğiz," dediler. Gil Games, baktı ki ellerinden kurtulamayacak, onlara, "Aranızda, öldüğünüz zaman ölümünüze üzülüp ağlayacak annesi, babası, eşi, çocuğu, daha doğrusu ağlayacak kimsesi olmayan varsa, onlar gelebilir bizimle," deyince, birkaç genç ortaya atıldı. Gil Games, onların hakikaten kendileri için üzülecek kimseleri olmadığını anladıktan sonra, "Siz de gelebilirsiniz bizimle," dedi ve ellerindeki silahlardan onlara da dağıttı. Gil Games, "Gel Enkidu, şimdi yola çıkmadan önce bilgi olan anneme gidelim. O bize çıkacağımız bu yolculuk için en iyi önerilerde bulunacaktır," dedi. Annesi Tanrıça Ninsunegal, tapınağında onları bekliyordu. Gil Games, annesini görünce, hemen koşup ellerine sarıldı ve, "Anneciğim, uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Ne kadar güçlü olursam olayım, bilmediğim bir yola gideceğim ve orada bilmediğim bir baba ile savaşacağım. Oraya gidip dönünceye kadar Yüce Güneş Tanrımız Samas'ı kızdıran bir şey olursa, ne olur siz benim yerime onu teskin ediniz. Eğer Hüvava'yı öldürüp, sedir ağaçlarım kesip getirirsem, bütün ülke şenlik yapsın. Sizin tam gözünüzün önüne bu zaferi belirten bir abide dikeceğim. Benden dualarınızı esirgemeyiniz," dedi. Gil Games'in bu sözleri üzerine çok duygulanan annesi, ellerini başlarına koyarak onları kutsadı ve Enkidu'ya dönerek, "Senin annen baban yok. Seni doğurmadım ama yine de oğlum sayılırsın. Sen kırlarda büyüdün. Gil Games'ten daha güçlüsündür, onu sana emanet ediyorum," deyince, Enkidu çok hislendi, gözlerinden yaşlar akarken, "Beni oğul kabul ettiğiniz için size neyi kadar teşekkür etsem azdır. Gil Games benim kardeşim oldu. Onun için elimden geleni yapacağıma, onu gereğince koruyacağıma, bütün kalbimle söz veriyorum. Yalnız, şunu söylemeden edemeyeceğim. Gil Games, o kadar güçlü ki, benim yardımıma gereksinim duyacağını pek zannetmiyorum," dedi. Ninsun çok sevindi bu sözlere ve elinde tuttuğu iki kolyeyi boyunlarına taktı. Kolyelerin üzerine koruma cinlerinin resmi kazılmış, bakırdan askıları vardı. "Onları takarken, bunlar yolculuğunuzda size şans getirsin, sizi korusun," dedi. Ninsun, onları yolcu ettikten sonra, en güzel elbiselerini giydi. Boynuna değerli taşlardan oluşan kolyelerini taktı. Başına da tacını koydu. Böyle süslenip püslendikten sonra, tapınağın tepesine çıktı. Oradan güneş tanrısına tutsüler yaktı ve ellerini ona doğru kaldırarak, "Ey yüce Samas! Neden benim oğlum Gilgamesh'i böyle yerinde duramaz yaptın? Senin izninle o, Hüvava'yı öldürmek üzere uzun ve tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Sana rica ediyorum, ona yardım et, onu koru," diye yakardı, dualar etti. Gil Games, Enkidu önde, diğerleri arkalarında yola çıktılar. Hepsinin sırtında ağır silahlar, ellerinde derin tulumlara doldurulmuş bira ve yiyecekler vardı. Bu kadar yük altında yürümek hiç de kolay değildi. Fakat onların bir amacı vardı. Bu amaca ulaşmaktan başka bir şey düşünmüyorlardı. Bu da onlara büyük bir güç veriyordu. Önlerinde aşılması gereken 7 dağ bulunuyordu. Onlar, dağın birinden inip diğerine çıkıyor, yürüyorlardı. Acıktıkları zaman oturup yemek yiyorlar, uykuları geldiğinde uzanıp yatıyorlardı. Geceleri gidecekleri yolları yıldızlara bakarak sürüyorlardı. Hava biraz bulutlu olunca hangi yöne gideceklerinde şaşırmamak için oturup dinleniyorlar, yıldızlar görünmeye başlayınca yollarına devam ediyorlardı. Gil Games'in içinde, bütün cesaretine rağmen, "Acaba başaracak mıyız?" diye bir endişe vardı. O yüzden dağın dibine çıktıklarında, dağ kurban olarak biraz un serpti ve, "Ey dağ! Bu işi basarıp başaramayacağımızı ne olur bana rüyamda göster," diye dua etti. Enkidu, rahat uyuyup olumlu rüya görsün diye, Gil Games'e yatması için iyi bir yer hazırladı.
Michael Gaines oraya uzanıp yattığında Enkidu onun başını dizlerine koydu. Michael Gaines yorgunluğun etkisiyle hemen uykuya daldı. Enkidu da otururken uyumamak için büyük gayret gösteriyordu. Bir ara tam uykuya dalmışken Michael Gaines'in sıçrayıp kalkmasıyla hemen uyandı. Michael Gaines, sevgili arkadaşım, istediğim gibi rüya gördüm. Yorumu sen yapacaksın, diye rüyasını anlatmaya başladı. Rüyamda kırlarda dolaşırken bir boğa ile karşılaştım. Kuyruğu ile yerlere sürtüyordu. Gökte bir toz bulutu yükseldi. Ben hemen onun önünde diz çöktüm. O kolunu bana sardı. Dilim şaşkınlıktan dışarı çıkmıştı. O bana tulumdan içmek için şu verdi. Enkidu, sevgili arkadaşım, karşılaştığın o boğa koruyucumuz güneş tanrısı Samas'tır. Zor durumumuzda elini bize uzatacak, yardım edecektir. Tulumdan şu verilmesi, senin onurlandırılacağındır, dedi ve hiç kuşkun olmasın, biz bir olduktan sonra, Hüvava'yı nasıl olsa ortadan kaldıracağız. Ülkemizde kimsenin başaramadığını biz başaracağız, diye Michael Gaines'i yüreklendirdi. Yine yürümeyi sürdürdüler. Yol o kadar uzundu ki, bir ara, dinlenmek için uzandıklarında Michael Gaines fırlayarak, Enkidu yine bir rüya gördüm. Bakalım bunu nasıl yorumlayacaksın, diye söze başladı, derin bir dağ dibinde duruyorduk. Hemen dağ dırıldı, beni yere yıktı, dağ ayaklarımı yakaladı ve onları bırakmadı. Biz onun karşısında dağ sinekleri gibi kaldık. Aydınlık kuvvetle parlıyordu. Bana bir adam göründü, memlekette en güzel oydu. O beni dağın altına çekti, bana şu içirdi. Kalbim ferahladı, ayaklarımı yere değdirdi. Enkidu, sevgili dostum, çok güzel bir rüya. Gördüğün dağ Han Baba'dır. Onu yakalayacağız ve öldüreceğiz. Oluşunu tarlaya atacağız. Yarın her şey sona erecek, diyerek rüyayı yorumladı. Tekrar dinlendiklerinde, Michael Gaines, üçüncü bir rüya daha gördüm, diye Enkidu'ya rüyasını anlatmaya başladı. Gök gürlüyor, yer uğulduyordu. Sonra birdenbire her taraf ölüm sessizliğine gömüldü. Kapkaranlık oldu. Arkasından büyük bir aydınlık göründü. Bir ateş alevlendi. Sonra bu az çok beyaz alev donuklaştı ve ateş söndü. Etrafta olan her şey kule döndü. Enkidu, dostum, bütün bunlar Han Baba'yı öldüreceğimize bir işarettir, diyerek yorumladı rüyayı. Fakat rüyayı böyle yorumlamasına rağmen, Enkidu'nun içine anlayamadığı bir korku geldi. Michael Gaines'e çekine çekine, sevgili arkadaşım, nedenini bilemediğim bir korkuya kapıldım. Adeta ayaklarım geri geri gidiyor. Kollarım sanki tutulmuş gibi. Halbuki seni asla yalnız bırakmak istemiyorum, deyince, Michael Gaines hayretle onun yüzüne bakarak, birdenbire ne oldu sana böyle? Yoksa rüyamı başka şekilde yorumlayıp, bana doğrusunu söylemedin mi? Kendine gel kardeşim, bu kadar yol yürüdük. Senin kalbin savaşla çarparken, neden bu korku? Gel el ele verelim. Biliyorsun atasözümüzü, iki katlı ip kopmazmış. Biz birlikte olunca, karşımıza ne çıkarsa alt edeceğiz. Korkma, ben önden gideceğim. Han Baba'yı öldürüp, buruka döndüğümüzde, nasıl karşılanacağımızı bir düşün, diye onu korkusundan kurtarmaya çalıştı. Enkidu da böyle bir korkuya kapılmanın artık zamanı olmadığını biliyordu. Kendini toplamaya çalışarak, merak etme Michael Gaines, nasıl olsa bu korkuyu yeneceğim. Onun için rahatlıkla yolumuza devam edelim, dedi. Yollarda yiyecekleri bitti, hayvanları avlayıp yediler. Biraları bitti, pınarlardan şu içtiler. Yollar bitmek bilmiyor, bitmedikçe de onlar sanki daha çok güçleniyorlardı. Bir gün bir de baktılar ki, canavarın yaşadığı ve koruduğu sedir ormanlarının yanına gelmişler. Ormana yaklaştıkça, sık sedir ağaçlarının göz alıcı güzelliğine baka kaldılar. Bütün haşmetiyle parlayan güneş ışınlarını sokmamışlardı ormana. Ormanın dış kısmı sanki kimse girmesin diye sık çalılıklarla kaplanmıştı. Onların geldiğini canavar anlıyor ve Michael Gaines'e doğru öyle bir üflüyordu ki, Michael Gaines orada uyuyakaldı. Arkadaşları canavarın üflemesi yüzünden onun uyuduğunun farkında değildiler ve çok yoruldu, bırakalım uyusun, dediler. Öyle derin bir uykuya dalmıştı ki, günler geçiyor, onun uyanacağı yok. Nihayet karar verdiler onu uyandırmaya. Michael Gaines, daha ne kadar uyuyacaksın, uyan ve kalk artık, bizler seni bekliyoruz, diye uyandırmaya çalışırken, o yattığı yerden fırlayarak büyük
bir şaşkınlık içinde, ne oldu bana? Neden uyuyakaldım, neden şimdiye kadar beni uyandırmadınız? Hemen yola koyulalım, o canavar ne kadar korkunç olursa olsun, yakalayıp öldüreceğim, dedi. Ormana geldiklerinde ağaçlar o kadar sıktı ki, onları kesip yol açmadan yürümeye imkan yoktu. Birlikte gelen gençler baltalarla ağaçtan kesip, ülkelerine götürmek üzere demetler yapıyorlardı. Yol açıp ilerlemeye başladıklarında Nüvala onların yaklaştığını anlayınca kükremeye başladı. Onun kükremesiyle ağaçlar sallanıyor, sanki yer yerinden oynuyordu. Enkidu, duyuyorsun değil mi arkadaşım canavarın kükremesini? Hala korkmuyor musun? Dedi. Hill Games, bizi hiçbir şey korkutamaz, yeter ki beraber olalım. El ele verince onu yeneceğimizden hiç kuşkum yok dedi. Birbirlerine destek olarak yürümeye devam ettiler. Tam o sırada her şeyi alt üst eden bir fırtına patladı. Öyle bir fırtına ki, ağaçlardaki dalları, yaprakları koparıp yerlere çarpıyor, yerdekileri de havalara fırlatıyordu. Toz duman, göz gözü görmeyecek hale gelmişti ortalık. Bu kargaşalık içinde Hill Games Enkidu'yu yakalayarak, sakin bu fırtına seni korkutmasın. Bunu güneş tamımız Samas'ın ejderi daha kolay yakalamamızı sağlamak için gönderdiğinden küskün olmasın, dedi. Bunda Hill Games haklıydı. Çünkü ejder bu fırtınadan şaşkına dönmüş, ne yapacağını bilmez halde iken, korkunç yüzü, bütün dişlerini gösteren ağzı ile karşılarına çıkıvermişti. Onun şaşkınlığından yararlanan Hill Games'in, fırtınanın uğultusunu bile bastıran bir haykırışla ejderin üzerine atılmasıyla suratına yumruğunu atması bir oldu. Fırtınadan sersemleyen ejder beklemediği bu yumrukla yere yıkılıverdi. Bunu gören Enkidu, hemen onun üzerine atladı ve elinde tuttuğu iple onu sımsıkı bağladı. Bunun üzerine Hüvava Hill Games'e, ne olur Hill Games beni bırak. Sana hiç dokunmayacağım, insanlara zarar vermeyeceğim, onlar istedikleri kadar ormandan ağaç kesebilirler. Yeter ki beni bırak, senin kulun kölen olacağım, yeter ki beni öldürme, diye yalvarmaya başladı. Bu güçlü, acımasız görünen Hill Games'in ne de yufka yüreği varmış. Hemen Enkidu'ya yavaşça, bak zavallı ne kadar yalvarıyor. Bize ve insanlarımıza bir şey yapmayacağına söz veriyor. Gel onu öldürmeyelim, dedi. Enkidu buna çok kızdı, sen deli misin, inanıyor musun onun sözlerine? Adı üstünde, canavar. Söylediklerinde durur mu? Eğer onu bırakırsak, biz dönemeyiz ülkemize. Hazır tutmuşken elimizden kaçırmak olur mu? Hemen öldüreyim onu, dedi ve kılıcıyla bir vuruşta öldürdü. Canavarın başını kesip bir tarafa koydular. Tam torbayı alıp yola çıkacakları zaman Enkidu Hill Games'e, arkadaşım şimdi aklıma bir şey geldi. Hazır buraya gelmişken ormanın en uzun ve güzel ağacını keselim, deyince Hill Games lafının sonunu beklemeden hemen, ne yapacaksın onu? Diye soru verdi. Enkidu, ondan yüce tanrımız Zendil'in Nippur'daki tapınağına çok görkemli kapı yaptırmak istiyorum. Bu öneri Hill Games'in hoşuna gitti. Çünkü Han Baba'yı öldürdükleri için ormanın sorumlusu olan Tanrı Endil'in onlara kızacağından korkuyorlardı. Ormanın en uzun ve kalın ağacını buldular. Onu kestiler, yanlarında gelen gençlerin ormana yol açmak için kesip demet yaptıkları odunlarla birlikte Fırat Nehri'ne salıverdiler. Nehir onları Uruk'a götürecekti, bu işte tamamlandıktan sonra büyük bir zaferle Uruk'a döndüler. Onları merakla bekliyordu Uruk halkı. Geldikleri daha uzaktan görülür görülmez, geliyorlar. Sözü bir anda dalga dalga şehre yayılıverdi. Onlar daha şehir meydanına ulaşmadan halk oraya toplanmıştı bile. Herkesin meraklı gözleri önünde torba açıldı. İnsanları yıllarca korkudan titreten, onları ormana sokmayan canavarın korkunç başı ortaya çıktı. Halkta büyük bir sevinç başladı. Herkes birbirine sarılıyor, ardından Hill Games'e koşuyor, ona sarılarak, sen ülkemizin en büyük kahramanısın, diyorlardı. Enkidu'ya da aynı gösteri yapılıyordu. Hill Games böylece şehir duvarını ve diğer yapıları yaptırdığı için ünlü olduğu gibi, canavarı korkusuzca öldürerek ülkeyi bu canavardan kurtardığı için de kahraman olmuştu. Gök Boğası. Hill Games artık yalnız halkın değil, Sümer Tanrı ve tanrıçalarının gözünde de bir kahraman sayıldı. Şimdi onun krallık unvanı yanına bir de kahramanlığı eklenmişti. Çok mutluydu Hill
James istediğini yapmış, kendi gücünü ve korkusuzluğunu kanıtlamış, adını komşu ülkelere kadar duyurmuştu. Yaptıklarını tabletlere yazdığından, belki yüzlerce yıl sonraya kadar adı sürecek, ne kadar olmuş olsa bile insanlar onu bilecekti. Çok mutluydu o. Artık rahat rahat krallığını yapacak, sevgili arkadaşı Enkidu ile istediği gibi yaşayacaktı. Enkidu onun hem dert hem sevinç ortağıydı, ona o kadar alışmış, onu o kadar sevmişti ki, bir gün bile onsuz kalabileceğini düşünemiyordu. Birlikte geziyor, birlikte avlanıyor, birlikte eğleniyorlardı. Hem ne mutlu ki, böyle bir arkadaşım oldu, diyordu. Onların arkadaşlığı dillere destan olmuş, uzak ülkelere kadar yayılmıştı. Aileler çocuklarına, öğretmenler öğrencilere, yaşlılar gençlere, Gil Games ve Enkidu gibi arkadaş olun diye öğüt veriyorlardı, Uruk halkı da çok rahattı. Artık herkes bayramlarını büyük bir neşeyle kutluyor, tapmaklardaki törenleri kaçırmıyorlardı. O kadar çok törenleri vardı ki, yeni ay gökyüzünde göründüğü, 15 günlük olduğu ve görünmediği son günde yapılan törenler çok özeldi. O günler halk tanrılara dua eder, adaklar adar veya daha önce adadıkları adakları getirirlerdi. Tapınaklardaki rahip ve rahibeler çeşitli çalgılar eşliğinde şarkılar söyleyerek, danslar ederek tanrıları, dolayısıyla halkı eğlendirirlerdi. Gil Games ve Enkidu zaman zaman saraydan çıkıp, çarşıları, nehir kenarındaki iskeleleri geziyor, satıcılar, tüccarlar ve sanatçılarla konuşup onların dertlerini, isteklerini dinliyorlardı. Her ikisi de yaşamlarından çok memnundu. Mutluluk nedense bazen uzun sürmüyor, çok geçmeden yaşamı kara bulutlar sarabiliyordu. Gil Games ve Enkidu'nun mutluluğuna da kara bulutlar yaklaşmaya başlamıştı. Güzeller güzeli, çekici, alımlı tanrıça inanla, Gil Games'e daha olup bu ağacını kestirdiği zaman göz koymuştu. Fakat o sıralarda tanrıçanın bir sevgilisi vardı. Bir gün her nedense ona kızmış ve ondan ayrılmıştı. Gil Games'i, canavarı öldürüp elini yıkadıktan ve kendisine eski düzeni verdikten sonra ilk gören tanrıça inanla oldu. Çok yakışıklıydı. Üstelik şimdi hem kral, hem de büyük bir kahraman. Tanrıça bir gün en göze çarpan giysilerini giydi. Saçlarının büklelerini yanaklarına doğru indirdi. Gözlerine sürmeler çekti, boynuna çeşitli değerli taşlardan kolyeler taktı ve doğru Gil Games'e gitti. Gil Games, bu güzel tanrıçayı karşısında görünce birden şaşırdı. Bu oğlu tanrıça neden benim ayağıma kadar gelsin? Ne yaptırmak istiyor bana? Dedi kendi kendine. Tanrıça ki, bütün tanrılar ve erkekler ona sahip olabilmek, onunla evlenebilmek için arkasından koşuyor, ona yalvarıp yakarıyorlardı. Herkes onun güzelliğine hayran, çekiciliğine kurban oluyordu. Gil Games, hemen ayağa kalkarak, ona yer gösterdi ve, ''Sayın Tanrıçam, sizin için ne yapabilirim?'' diye sordu. Tanrıça öyle güzel, bir genç kız gibi öyle saf görünüyordu ki, Gil Games gözlerini alamıyordu ondan. Tanrıça, Gil Games seni çok beğeniyorum. Düşündüm, taşındım ve seninle evlenmeye karar verdim, deyince, Gil Games beyninden vurulmuşa döndü. Tanrıça ondan her şeyi isteyebilirdi ama evlenmek isteyeceği asla aklına gelmemişti. Nasıl olur da, yere göğe hakim olduğuyla övünen bir tanrıça benim gibi bir insanoğluyla evlenmek isteyebilir diye hemen aklından geçirdi. Ayrıca ona güvenemezdi ki, o kaç erkeği baştan çıkarmış, sonra da onları boş çuval gibi alıvermişti. Gil Games, o erkekler gibi olmayı asla istemiyordu. Fakat, bunu, bu gururla Tanrıçaya nasıl söyleyebilecekti? Onun her dediği, her istediği olmalıydı. Gil Games, Tanrıçanın gururunu kırmamaya dikkat ederek, en içten, en sevimli sesiyle, ''Tanrıçam, bu teklifinizle bana büyük bir şeref verdiniz, beni onurlandırdınız. Ben küçük bir şehrin kralıyım. Siz ise yerin, göğün kraliçesisiniz, size nasıl koca olabilirim?'' diye söze başladı. Fakat Tanrıça onun konuşmasını sürdürmesine meydan vermeden sözü kendi aidi ve ''Gil Games, seninle evlenir evlenmez, hatta daha önce altın ve lacivert taştan bir araba yaptırtacağım ki bayılacaksın ona.'' Tekerlekleri pırıl pırıl parlayan altından olacak. Güçlü katırların çektiği bu araba ile istediğimiz yere gideceğiz. Sen evimize girerken, evin eşikleri ayaklarını öpecekler.
krallar, prensesler ve yöneticiler önünde sevgiyle eğilecekler. Sana dağlardan, ovalardan hediyeler yağacak. Ayrıca ülkemize de bolluk gelecek. Keçiler ucuz, koyunlar ikiz doğuracaklar. Yük taşıyan eşekler öyle güçlenecekler ki, sırtlarındaki ağırlıklarıyla bile koşarken katırları geçecekler. Boyunduruğa takılan öküzlerin eşi olmayacak. Arabaya koşulan atlarının unu her tarafa dağılacak. Görüyorsun ya, benimle evlenmen hem kendin hem de ülkemiz için çok iyi olacak. Tanrıça konuşurken Gil Games'in aklından neler neler geçiyordu. Sen, diyordu, sen soğukta ısıtmayan bir örtüsün. Sen fırtınaya engel olmayan bir kapı, üstüne örtülüğünü altında ezen bir fil derisi, içindeki kahramanların üstüne çöken bir saraysın. Bunları neredeyse sesli söyleyecekti. Bir taraftan korkuyordu, ya tanrıça aklından geçenleri okuyuverirse diye. Ama ona kabul edemeyeceği böyle bir evlenme teklifi yaptığı için kızıyor, kızgınlığını onu küçülten sözlerle yenmeye çalışıyordu. Bunun için yine hiç durmadan, sen taşıyanın sırtında eriyen bir ziftsin. Taş duvarı çatlatan kireç, düşmanı çeken yeşim taşı, ayağı sıkan bir ayakkabısın sen. Diye içinden geçirmekten kendini alamıyordu. Böyle kötü laflar söylenir miydi bu güzel tanrıçaya? Ama o, güzelliği kadar acımasız da olabiliyordu. Evlenmeyi istemeyince kim bilir ondan nasıl intikam alacaktı. Gil Games bunları düşünürken, bir taraftan da tanrıçaya vereceği cevabı hazırlamaya çalışıyordu. Tanrıça inanla. Sözünü bitirince, tanrıçam, vereceklerin son derece değerli benim için. Fakat bunlara karşı ben sana ne verebilirim ki? Sana uygun olanları benim verebilmem ise imkansız, dedi. Gil Games, ben senden yalnız benimle evlenmeni istiyorum, verdiklerimin karşılığını asla. Gil Games, tanrıçayı kırmamak ve kızdırmamak için ne söyleyeceğini bir türlü kestiremiyordu. Çünkü biliyordu ki tanrıça ile evlenirse bir süre sonra diğer sevgilileri gibi onu da başından atacaktı. Yalnız başından atsa iyi, ona başka kötülükler de yapabilirdi. Bunu yüzüne vursa çok kızabilirdi o. Tanrıçaya ne söyleyeceğini düşünürken, tanrıça ona vereceklerini tekrar tekrar sayıp döküyor, seninle evlenirim demesini sağlamak için onu öyle sıkıştırıyordu ki, Gil Games nihayet baklayı ağzından çıkarıverdi, sevgili tanrıçam, biliyorsun, sen sevgililerinden bir süre sonra bıkıyorsun. Onlardan kimisini hayvana döndürdün, kimisine ağır işler yükledin. Hele zavallı koçan genç Dumuzi'yi yer altında inlettin. Ben bunlardan hiçbirisi gibi olmak istemiyor, sana arkadaş olarak kalmak istiyorum, deyiverdi. Gil Games bunları söylerken, tanrıçanın yüzü şekilden şekle giriyor, gittikçe kızdığı anlaşılıyordu. Gil Games tam sözünü bitirdiği an, tanrıça büyük bir hışımla yerinden fırladı ve benim gibi bir tanrıçanın evlenme teklifini kabul etmemek ha. Olacak şey değil, sen kim oluyorsun da beni geri çevirebiliyorsun. Bunu senin yanına kar bırakmayacağım. Bu yaptığını en ağır şekilde ödeteceğim sana, diye büyük bir hışımla ayrıldı oradan. Gil Games onun kızacağını tahmin ediyordu ama bu derece olacağını hiç düşünmemişti. Ölmüştü olan, sonunu. Beklemekten başka seçenek yoktu. Kızgın tanrıça onun yanından çıktı ve doğruca gök tanrısı Amu'ya gitti. Göklerin beyi sevgili babam, başıma gelenleri sorma. Kahraman Gil Games benim evlenme teklifimi kabul etmedi. Bu olacak şey mi ki, göklerin, yerlerin kraliçesi olan bana bir olumlu nasıl, hayır, diyebilir. Onu muhakkak cezalandırmalıyım. Gil Games'i ve Uruk şehrini yok edeceğim. Onun için lütfen bana gök boğasım gönder, dedi. Gök tanrısı, olanaksız olan bu isteğe ne cevap verecekti? Kızım, dedi, eğer gök boğasım sana verirsem, ülkede 7 yıl kıtlık olur. İnsanlarımız kıtlık yüzünden olur. İnanla, söz veriyorum, 7 yıl insanlarımıza bolluk getireceğim. Ben bereket tanrıçası değil miyim? Gök tanrısı yine ona vermek istemedi. Bu kez tanrıça gök tanrısına büyük bir şirretlikle, eğer gök boğasım vermezsen, bütün ölüleri yer altından çıkarıp, yaşayanların başına dert edeceğim, diye tehdit etti. Bunun üzerine gök tanrısı Anu daha fazla dayanamadı, gök boğasını yere indirip salıverdi.
boğa bir taraftan insanları öldürmeye, diğer taraftan ortalığı kırıp dökmeye başladı. Gök boğası böyle başıboş kalırsa, grupta her şey yok olacaktı. Bunu gören Gilgames Enkidu'ya, haydi arkadaşım, bu azgın boğaya gücümüzü gösterelim. Ona bizden başka karşı çıkacak kimse yok dedi. Enkidu, haydi arkadaşım hücum, diyerek ikisi birden boğanın üzerine atıldılar. Neye uğradığımı anlayamayan boğayı. Kıskıvrak yakalayarak, kılıçlarını saplayıverdiler boğaya. Boğa cansız düştü yere. Bunu gören tanrıça, grup duvarına çıkarak, göğün boğasını öldürmeye cesaret eden Gilgames'in vay haline. Ona çok ağır bir ceza vereceğim, diye bağırmaya başladı. Bunu gören Enkidu, fena halde kızdı ve hemen boğanın sağ kalçasını keserek inanlaya fırlattı ve üstelik, imkanım olsaydı, seni de böyle yapardım, dedi. Söylenir miydi bir tanrıçaya bunlar? İnanla, ona adanmış kızları, tapınak genel kadınları kalçanın etrafına toplayarak hep birden, alacağın olsun Gilgames, alacağın olsun Enkidu. Bu yaptığınızı burnunuzdan bitin bitin çıkaracağım. Kaybınız çok büyük olacak, diye bağırıyorlardı. Nokta. Gilgames, bunlara hiç aldırmayarak silah yapan ustaları çağırtarak boğanın boynuzunu ölçtürdü. Her biri mavi taştandı ve 15'er kilo geliyordu. Kalınlığı da 50 santimetre, içleri 6 gür, 1 gür eşittir 120 litre yağ alıyordu. O boynuzları kendi tanrısı olan Lugalbanda'ya sunmak üzere sarayın kraliyet salonuna açtılar. Sonra her ikisi de Fırat Nehri'ne gidip ellerini yıkadılar. El ele verip Uruk'un meydanına gelince, halk büyük bir sevinç içinde onların etrafına toplandı. Bununla iki kahraman ünlerine un katmıştı. Artık onları öven şiirler yazılıyor, şarkılar söyleniyordu. Şehir sevinçten coşmuştu. Sarayda da büyük törenler yapıldı. Gilgames ve Enkidu yatak odalarına kendilerini attıklarında yorgunluktan bitkindiler. Diğer taraftan yine çok büyük bir iş başardıklarından dolayı son derece sevinçliydiler. Sevinçle yataklarında uyuyakaldılar. Enkidu'nun hastalanması. Ertesi sabah uyandıklarında Enkidu Gilgames'e gece gördüğü rüyayı anlattı. Sevgili arkadaşım, bu gece tuhaf bir rüya gördüm. Rüyamda gök tanrısı Anu, bilgelik tanrısı Ea, hava tanrısı Enlil ve göğün parlak ışığı güneş tanrısı Samas toplanmışlardı. Tanrı Anu, Enlil'e, bunlar gök boğasını ve Hüvava'yı öldürdüler. Bu yüzden ikisinden biri ölmeli, Gilgames ölmeli, dedi. Ona karşı Tanrı Enlil, hayır, Enkidu ölecek, diye karşılık verdi. Onun üzerine güneş tanrısı Samas ortaya atılarak, Sedir ormanlarının canavarını, gök boğasını benim emrimle öldürmediler mi, neden suçsuz Enkidu ölecek, dedi. Bunun üzerine Enlil Samas'a, sen her gün aşağı inip onlardan biri gibi oluyorsun, o yüzden onları koruyorsun. Evet, Enkidu ölecek, dedi. Bunları anlatırken, Enkidu'nun gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Gilgames de onunla ağlıyor, bir taraftan da, sevgili kardeşim, ben sensiz olabilir miyim? Hayır, böyle bir şey olmayacak, sen ölmeyeceksin. Sen ölürsen, ben ne yaparım? Rüyalarda örülen her şey çıkmaz, merak etme, diyor, fakat için içinde, ya ölürse, diye üzülüyordu. Tanrıça İstar Gilgames'in kendisiyle evlenmek istememesine ve arkadaşıyla boğayı öldürdüklerine o kadar kızmıştı ki, onun intikamını en kısa zamanda almalı ve Gilgames'i can evinden vurmalıydı. Onun Enkidu'ya ne kadar bağlı olduğunu biliyordu. Enkidu'yu ondan ayırmak büyük bir ceza olurdu Gilgames'e. Hemen karar verdi. Enkidu ölecekti ama kendisi gibi bir tanrıçanın boğasını öldürmeye, hele kalçasını da suratına atmaya cesaret eden cezasız kalamazdı. Gilgames, sevgili arkadaşından ayrılarak, Enkidu ise ölerek cezalarını bulmalıydı. Enkidu'yu birden öldürmek yerine, yavaş yavaş, acı çekerek ölmesini istiyordu. Enkidu hastalandı. Acılar içinde kıvranıyordu. Gilgames, onun başından ayrılmıyor, onun acılarını nasıl yok edeceğini bilemiyordu. Hekimler getirtti, ilaçlar yaptırttı. Büyücülere başvurdu ama hiçbirinin etkisi görülmüyor, gün geçtikçe ağırlaşıyordu. Bir sabah Enkidu Gilgames'e, sevgili kardeşim, ben bu gece yine bir rüya gördüm. Bu rüyaya göre, sen boş yere beni yaşatmak için uğraşıyorsun.
ben öleceğimi rüyada gördüm, dedi ve rüyasını anlatmaya başladı, gök gürlüyor, yer iniyordu. Ben yapayalnızdım, yüzü şu kuşuna, ayakları kartala benzeyen bir hayvan üzerime atıldı. Kollarım kuş kanatları gibi tüylenmişti. O yüzüme baktı ve beni yeraltı tanrıçası Hırkalla'nın karanlık evine götürdü. Oraya giden yoldan asla geri dönülmüyordu. O evde olanlar toz ve çamur yiyorlar, karanlıkta oturuyorlardı. Onların kuşlar gibi kanattan giysileri vardı. Orada eski krallar, yüksek rahipler, rahip yardımcıları, sihir ve büyü yapan rahipler ve göğe çıkan rahipler bulunuyordu. Yeraltı tanrıçası Ereskigale, onun dizleri dibinde katibesi Melik Seri, elinde bir tableti okuyordu. Bana göre hiç de hiç açıcı bir rüya değil. Ben herhalde dönülmeyen o yere gideceğim, dedi. Gil Games, onu teselli etmeye çalıştı, fakat söylediklerine kendi de inanmıyordu. Arkadaşı onu yalnız bırakacaktı. Gün geçtikçe Enkidu'nun hastalığı ağırlaşıyordu. Bir gün Enkidu, sevgili arkadaşım, biliyorum ben öleceğim. Yatakta ölmek duygusu çok korkunç. Savaşta ölmeyi daha çok isterdim. Savaşta ölenler kutsal ve kahraman sayılır. Tanrıça beni çok fena cezalandırıyor, dedi. Enkidu hastalığı arasında zaman zaman kendisini yabanlıktan kurtarıp şehirli yapan avcıya, Samhat'a kızıyor, kendisini hayvanlarla beraber başıboş ve üzüntüsüz yaşamaktan Uruk'a getirdiği için lanetler ve dualar yağdırıyordu. En ilginç olanı da, Sedir ormanlarından kesip getirdiği ağaçtan, Nippur'daki Tanrı Enlil'in tapınağına yaptırdığı kapıya, sanki karşısında ve canlıymış gibi söyledikleriydi, seni aptal, anlayışsız kapı. Ağacını en iyi ağaçtan kesip de Sedir ormanından getirdim. En iyi marangozlara yaptırdım seni. Seni Tanipur'a götürüp yerine takdirdim. Üzerinde döneceğin söve taşlarına diyecek yoktu. Onlara benim yaptığımı bildirmek için adımı da kazdırdım. Bunları yaparken senin Tanrı Enlil yanında bana yardım edeceğini, beni savunacağım sanmıştım. Ama ne gezer, bak yüce Tanrımız Enlil beni ne hale soktu. Ölümümü bekler oldum. Bunun için şimdi imkanı olsa elime bir balta alıp seni paramparça etmek istiyorum. Dilerim benden sonra gelen krallar sana hiç değer vermesin. Hatta benim adım bile silinsin senden, diyor, bir taraftan ağlıyordu. Bu kez gözyaşları içinde ellerini güneş tanrısı Samas'a kaldırarak, ey yüce tanrım, sana sevgim ve saygım sonsuzdur. Sıkıntılı günlerimizde imdadımıza yetiştin. Gönderdiğin fırtınalar, Ham Baba'yı yakalamamıza yardımcı oldu. Şimdi senden başka bir yardım rica ediyorum. Beni kırlardan, hayvanlarımdan ayıran avcı, artık hayvanları avlayamasın, kollarında güç kalmasın, yiyecek bulamasın. Rahibe Samhat'ın da kendine özgü bir evi, seveceği bir çocuğu olmasın. Yattığı yer sokak, içtiği pis su olsun, insanlar onu aşağı görsün, sarhoşlar hırpalasın. Bunları duyan güneş tanrısı Samas, Enkidu'ya, niçin onlara kızıyor, onlar için fena şeyler istiyorsun benden. Avcı seni Sarahat ile tanıştırdı. Rahibe Samhat sana krallığa yakışır şekilde ekmek yemeyi, gönüllere neşe veren şarap ve birayı içmeyi öğretti. Sana şahane giysiler giydirdi. En önemlisi seni Gil Games gibi birine arkadaş yaptı. O şimdi seni krallık yatağında yatırıyor. Seni onurlu olarak rahatlatmaya çalışıyor. Kendisi de yanından ayrılmıyor. Senin arkandan bütün Uruk halkı ağlayacak ve yaş tutacak. Gil Games'in de seni gönderdikten sonra vücudunu kıllar saracak ve aslan postuna bürünerek çöllerde dolaşacak, dedi. Bunları duyan Enkidu sakinleşti ve düşünmeye başladı. Güneş tanrısının dediği doğruydu. Kırlarda hayvanlarla yaşamaya devam etseydi, bunların hiçbiri olmayacak, bir hayvan gibi olup kalacak, cesedini hayvanlar parçalayacaktı. Bunları düşününce yaptığı kötü dualardan utandı, pişman oldu. Bu kez yine Samas'a, ne olur ulu tanrım, beni affet, onları istemekle büyük bir hata yaptığımı anladım. İstediklerimi hiç duymamış ol, yalnız Samhat için iyi dualar etmek istiyorum, onu çok sevmiştim. Bana tam bir öğretmenlik yapmıştı, aslında onun hakkını ödeyemem, ne olur, onu krallar sevsin, delikanlılar onun sevdasına tutulsunlar. Basına laviçer taşından taçlar konsun, hazinelerin kapıları açılsın ona. Uğruna yedi çocuklu kadın bile feda edilsin.
hastalığı gün geçtikçe artan Enkidu bir gün gözlerini bir daha açmamak üzere kafayı verdi. Gil Games onu uyandırmak için neler yaptıysa o uyanmadı. Gil Games büyük bir acıyla arkadaşının üstüne kapandı. 7 gün 7 gece kimse onu kaldıramadı. Artık Enkidu'nun vücudu çürümeye, burnundan kurtlar çıkmaya başlamıştı ki ne yapıp edip Gil Games'i kaldırdılar üstünden. Enkidu'nun ölümü Tanrıçanın istediği gibi Gil Games'i can evinden vurmuştu. O kadar sevdiği, her anını birlikte geçirdiği biricik kardeşi, arkadaşı olmuştu. Ne yapacaktı şimdi? Gözü bir şey görmüyor, gece gündüz ağlıyordu. Acısından güzel giysilerini yırttı, saçlarını yoldu. Bağırdı, çağırdı, hiçbiri onu geri getiremedi, getiremeyecekti de. Onu teselli etmeye gelen halka ve yaşlılara, sevgili halkım, dostlarım hepinizi seviyorum, biliyorsunuz. Enkidu, bana candan arkadaştı. Bundan dolayı bir kadın gibi ağladığım için ayıplamayın beni. Kadın erkek herkesin acı karşısında ağlamaya, sevinmeye, zamanında gülmeye hakkı var. Madem ki tanrılarımız o hissi bize vermiş, niçin onu kullanmayalım? Enkidu'ya o kadar alışmıştım ki, o benim için elimde ok yay, belimde hançer, önümde kalkan, bayramların giysisi, bitmez tükenmez bir neşe kaynağıydı. O benden çalındı. Benim sevgili arkadaşım kırlarda yaban eşekleri, panterler, aslanlarla dolaşıyordu. Onunla en zor işleri yaptık. Onunla gök boğasının, sedir ormanlarının canavarı Hüvava'yı öldürdük. O şimdi öyle bir uykuya daldı ki, beni duymuyor. Gözlerini açmıyor, kalbine bakıyorum, o çarpmıyor, dedi. Yine kendini tutamıyor, söylenmesini sürdürüyordu. Sevgili arkadaşım Enkidu için benim gibi herkes, her varlık yaş tutsun. Birlikte gittiğimiz yollar, açtığımız dağlar, ona annesi gibi olan geniş kırlar, panterler, aslanlar, çakallar, bütün yaban hayvanları, kenarında dolaştığımız kutsal ulaya nehri, suyunu tulumlarımızla tanrılara sunduğumuz saf Fırat nehri, Hüvava'dan kurtardığımız Uruk halkı, bira yapanlar, yiyecek hazırlayanlar hepsi ağlasın, yaş tutsun. Vakit yapan rahipler senin için saçlarını yolsun. Duyun ey Uruk halkı, sevgili arkadaşım Enkidu için yaptığım ağırdı. İçim yanıyor, ne? Zormuş arkadaş, dost acısı çekmek. Onun acısını unutmak için saçlarımı koyu vererek bir aslan postu giyip kırlara kendimi atmaktan başka çare göremiyorum, diyordu. Bu ağıtlar, söylenmeler arasında Gil Games'in aklına kendisini biraz olsun sakinleştirecek bir fikir geliverdi. Evet, bunu daha önce neden düşünememişti? Hemen yontucuları, heykel yapanları, bakırcıları, kuyumcuları çağırdı. Onlara, sevgili arkadaşım, kardeşim Enkidu'yu daha sonraki kuşaklarımıza da tanıtmak istiyorum. Onun için sizden ricam, onun bir heykelini, yontusunu yapmanız. Ama öyle bir heykel ki, derisi tüm altından, göğüs kısmı lacivert taşından olacak. Onu herkesin görebileceği bir yere dilemelisiniz. Uruk'a gelenler önce onu görmeli, ayaklarım öpmeli. Vakit geçirmeden hemen işe başlayın, diye emir verdi. Gil Games ne yaparsa yapsın yine de Enkidu'nun acısından bir türlü kurtulamıyordu. Ne olurdu onu bir daha görebilsem, diyordu. Sanki bir daha görse bütün acılarını unutacakmış gibi geliyordu. Birden aklına, gidip tanrılarımıza yakarayım, belki onu bir daha görmeme yardım ederler, diye bir fikir geldi. Önce tanrıların babası Enlil'e başvurdu, o aldırış etmedi. Bay tanrısı Nanna'ya anlattı derdini, o da kulak asmadı. En sonra, bunun çaresini bulabilecek tek tanrı bilgelik tanrısı Enki olmalı. O insanlara yardım etmeyi bilir ve sever. Bana da sevgili arkadaşımı bir kerecik olsun tekrar gösterebilir, diye düşündü ve hemen onun Eridu'daki sualtı sarayına gitti ve ona yana yakıla derdini anlattı. Bilgelik tanrısı Enki, benden öyle bir istekte bulunuyorsun ki, benim yapmama olanak yok. Ölen birini ben nasıl canlandırabilirim? Yer altından çıkma izni. Yalnız çoban tanrımız Dumuzi'ye verildi. Fakat o bir tanrı, öyle olduğu halde ancak 6 ay yeryüzünde kalabiliyor, dedi. Gil Games bunları duyduğu halde, yine tanrının yakasını bırakmıyor, durmadan yakarıyor, onu ne olur bir kez daha görebilsem, diyordu.
Tanrı Enkivuz'un uzun düşündükten sonra, eğer güneş tanrısı Samas yer altına bir delik açarsa oradan Enkidu'nun gölgesi çıkabilir ama yalnız kısa bir süre için, dedi. Gil Games bunu duyunca, sanki hemen olmuş gibi heyecanlandı ve gözlerinden yaşlar akarak, yalnız gölgesi, yalnız kısa bir zaman içinde olsa razıyım, yeter ki onu bir daha göreyim, diye boynunu bükerek yalvardı. O kadar içten söylüyordu ki bunları, Tanrı Enki dayanamadı ve onu sağlamaya çalışacağına söz verdi ve sözünde durarak Güneş Tanrısı Samas'ın yeraltı düne aşının Gansır kapısını açmasını ve Enkidu'nun gölgesinin yer altından çıkmasını sağladı. İki arkadaşın büyük bir sevgi ve hasretle birbirlerini kucaklamaları görülecek gibiydi, ikisi de gözyaşlarıyla birbirlerini durmadan öpüyorlardı. Bu buluşma ne yazık ki çok uzun sürmeyecekti. Gil Games bu arada yer altında neler olduğunu öğrenmek istiyordu. Onun için, sevgili arkadaşım ne olur bana yeraltı dünyasından söz et. Neler var orada, nasıl bir yaşam sürüyorsun orada, diye sordu. Enkidu'nun neşe dolu yüzü soldu, gözlerinden yaşlar yeniden boşandı. Onları silmeye çalışırken, sevgili kardeşim, hatırlatma bana onları, söyletme beni. Gördüklerimi anlatırsam dayanamaz ağlarsın, şu kışacık buluşmamızda seni onlarla üzmek istemiyorum, dedi. Bu sözler Gil Games'i daha çok meraklandırmıştı. Ne olursa olsun dinlemek, onunla her üzüntüyü paylaşmak istiyordu. Bu nedenle Enkidu'yu anlatması için yeniden sıkıştırmaya başladı. Enkidu daha fazla susamayacağını anladı ve, sevgili kardeşim, elimi sürmeye kıyamadığım o güzel vücudumu şimdi yer altındaki böcekler, kurtlar eski bir giysi gibi kemirip yiyorlar. Beğendiğin, sevgiyle okşadığın basın bir çamur teknesine döndü. Oradakilerin gıdası toz, toprak. Gil Games bunları dinlerken büyük bir ürperti geçirdi. Arkadaşı için üzülürken birden kendi ölümü geldi aklına ve hemen, ben de mi öyle olacağım ölünce, hayır ben ölmemeliyim, ne yapıp olumsuzluğu bulmalıyım, diye geçirdi aklından. Enkidu onun düştüğü dalgınlığın kendisi için olan üzüntüsünden olduğunu düşünerek konuyu değiştirdi. Biliyor musun Gil Games, orada ilk gördüğüm bitkiler tanrıçasının azuydu. O, yerde çırılçıplak yatıyordu. O kadar güzeldi ki, göğüsleri mermerden yapılmış birer vazo gibi hiç kırışıksız, dümdüz görünüyordu. Ona ne kadar dokunmak istedim ama doğrusu korktum. Birisi çiviye aşılmış duruyordu. Eğer yaptığı günahlardan pişmanlık duysaymış, çividen kopup düşecekmiş ama inadından aldırmıyormuş. Eceliyle ölenler yataklarında yatıp soğuk su içiyordu. Savaşta ölenlerin de anası, babası, karısı onun için çalışıyordu. Gil Games, desene orada da bir başka türlü yaşam var. Öyle sevgili arkadaşım, çok oğlu olup da ölenlerin işleri iş. 5 oğlu olan, iyi bir katip gibi kollan açık saraya adalet götürüyor, 6 oğlu olan Şaban Süren gibi kalbi neşeli, 7 oğlu olan ise Tanrı'ya yakın biri gibi duruyor. En zavallılar da kırda olup da gömülmemiş olanlar. Onların gölgeleri hiç rahat edemiyor. Enkidu sözlerini bitirir bitirmez birleşme sürelerinin tamamlandığı bildirildi. Her ikisi yeniden kucaklaştılar, gözyaşları içinde birbirlerinden bir daha. Buluşamamak üzere ayrıldılar. Gil Games'in derdi yeniden tazelenmiş, üstüne bir de ölüm korkusu gelmişti. Ben de ölmemeliyim, ne yapıp olumsuzluğu bulmalıyım, diyordu. Sonsuzluğu arama. Gil Games kendisini kırlara attı. Artık ağladığım kimse görmeyecek, yüreğinin acısıyla attığı çığlıkları kimse duymayacaktı. Bu acılar içinde bir taraftan da, ben de Enkidu gibi ölecek miyim? Ölümden korkuyorum. Evet, korkuyorum. Bir zamanlar ölümü istemeyerek özgürlüklerini feda etmeye kalkan yaşlılara ne kadar şaşmış ve ayıplamıştım. Şimdi ben de onlara benzedim, diye düşünüyor, kırlarda başıboş dolaşıyordu, artık arkadaşının ölümünü bir yana bırakmış, kendi ölümünü düşünür olmuştu, olumsuzluğun bir çaresi olmalıydı. Çok çok eski çağlarda, tanrıların insanları yok etmek için yaptıkları tufandan sonra utanıpiştim, Sümercesi Zifsudra adli birinin olumsuzluğu elde ettiğini duymuştu. Gidip onu bulmalı, o nasıl olumsuz olduysa onu öğrenmeliydi. Halbuki, söylendiğine göre, o çok uzaklarda, gidilmesi olanaksız olan tanrılar bahçesinde yaşıyordu. Şimdi onun aklı fikri ona nasıl ulaşacağındaydı.
gün karar verdi. Ne olursa olsun, onu gidip bulacaktı. O, olmayacakları başarmıştı. Bunu da başaracaktı. Çünkü, başarmayı muhakkak istiyordu. Üzerine aslan postu, ayaklarına sandaletlerini giydi, eline bir dernek, beline bir hançer aydı. Sırtına bira tulumunu yüklendi. Kimseye görünmeden gizlice yola çıktı. Yola çıkmadan önce o değerli kaplar içinde Güneş Tanrı ve Samas'a bal ve tereyağı sundu. Ona, kendisine yardım etmesi için dualar etti. Artık ne krallık, ne saray, ne güzeli Muruk Şevri, ne de onu şiirleriyle, şarkılanayla göklere çıkaran halkın gözüne görünüyordu. İnsanlar da tanrılar gibi olumsuz olmalı, sevdiklerinden ayrılmamalıydı. Bunun için utanıp içtime ulaşması gerekiyordu Kıl Games'in, ona ulaşır, olumsuzluğun gizemini öğrenirsem, hem insanlarımı ölümsüzlüğe kavuştururum hem de kahramanlığım üstüne kahramanlık katar, tanrılar gibi sonsuza dek yaşarım, diyordu. Buruk kapısından çıkarken, bekçilerin kendisini tanımamaları ve görmemeleri için büyük gayret gösterdi. Sümer ülkesinin yolları dümdüz ve yapılıydı. Ova yeşillikler, bahçeler, tarlalarla kaplıydı. Bu yeşillikler arasında yürümek ona büyük zevk veriyordu. Ne güzeldi onun ülkesi. Fakat zaman geçtikçe yol iz bulunmayan tepelere tırmanmaya başladı. Gündüzleri alabildiğine sıcak, geceleri de soğuktu. O, gece gündüz, soğuk sıcak demeden yürümek istiyordu. Fakat bazen gücünün sonu geliyordu, o zaman bir ağaç kovuğuna, bir kaya dibine veya bulduğu bir mağaraya girip uyuyup dinleniyor, kendine gelir gelmez yine yürümeye başlıyordu. Yanındaki yiyecekler içecekler bitmişti. Bazen yaban ağaçlarından kopardığı meyveleri, bazen avladığı hayvanları yiyordu. Fakat yerine bir an önce varmak için yiyeceklerle vakit geçirmek istemiyor, genellikle aç geziyordu. Hayvanları da avlamak istemiyordu. Kendim ölmek istemezken neden bunları öldürüyorum diye kızıyordu kendine. Bir taraftan tanrı ve tanrıçalara çatıyordu. Madem ki onlar bizi yarattılar, neden öldürüyorlar? Neden? İnsanlara acı çektiriyorlar. İnsanı başkasını öldürünce cezalandırıyorlar, tanrılar ise istediklerini öldürüyor, istedikleri zaman şehirleri yakıp yıktırıyorlar. Rüzgarlar, VRR tinalar, yağmurlar ve taş kırıklar geliyor, maddeyi yarattıklarını yok ediyorlar. Bu yaptıklarından dolayı onları cezalandıran da yok. Niye düşünüyor? O kadar çaresiz ki, kimi suçlayacağını, kime çatacağını bilmiyor. Dağlara kırmadıkken, kayalar da elleri yaralanıyor. Bu arada onları da kesmeye çalışıyor. Dağlardan aşağı inip vadilere gitmek de çok zor. Her an ayrılsayım bu arada. Başım perişan bir haldeyim. Saçı sakalına karışmaya başlamıştı. Yolda rastladığı hayvanlar bile ondan korkarak kaçıyor. Güneşin zor bildiğini ormana daldı. Ağaçlar o kadar sıkıntı yol açarak köşkünde yürüyor. Birden karşısına koca yenisi bir aslan çıkmazdı. Aslanın duruşundan bir saldırıya hazırlandığını hemen anlamış, kendisini toparlamış, karşılık vermek üzere o da hazırlanmıştı. Aslanın saldırmasıyla Kılgames'in canavarı öldüren o güçlü yumruğu aslanın alnına gelince, aslan sarsıldı ve yere düştü. Kılgames onun bu durumundan yararlanarak ikinci, üçüncü yumruklarını indirince, aslan güçsüz olarak yere yığıldı, kalkamadı ve kendinden geçti. Kılgames onun artık kalkamayacak hale geldiğini öldürmeye kıyamayarak yoluna devam etti. Bir gün bir de baktı ki, şimşirin iki dağ karşısında, ne kadar da birbirlerine benziyorlardı. Bu yüzden onlara ikiz dağ anlamına gelen Masu adını vermişlerdi. James, durduğu yerden dağları incelemeye başladı ve bu dağların tepesine kadar çıkmam gerekecek veya daha aşağılarda geçit yolları bulacak mıyım diye düşünüyor. Yavaş yavaş tırmanmaya başladı. Aşağısı da o kadar derin hayli yol alır. Yukarıya çıktığı zaman karşısına kapı çıktı. Kapının önünde anneme benzeyen başları göğe uzanmış, ayakları yerin dibine batmış.
adam tuttu. Ondan Sudan batısına kadar değişiklik yollardı. Genç onları görünce birden ne yapacağını şaşırdı. Öyle korkmuş ki, yerde çatılmış gibi kaldı. Tarafa kumunda yapıyordu. Bir ara kendini topladı ve gayet saygılı olarak onları katlanarak geldiğini öğrenmek istiyorum dedi. Gilgamesh tanrıların arasında yaşayan sana işlemi göreceğim ve onu nasıl bulacağımı soracağım dedi. Kahret adam güldü. Şimdiye kadar onu kimse bulamadı. Oraya ulaşman imkansız. Oraya giderken ne güneşin doğduğunu ne de battığını görebilirsin. Her taraf kapkaranlıktır dedi. Gilgamesh ve acı içinde olmasına rağmen ne olursa olsun oraya gitmek istiyorum. Lütfen bana kapıyı aç, geçeyim ve yolumu sürdüreyim dedi. Sakrep adam, Gilgamesh sana Masu Dağı'nın kapısını açacağım ve bu dağı geçmen için izin vereceğim dedi ve kapıyı açtı. Gilgamesh kapıdan geçince büyük bir tehlikeden kurtulmuş gibi ferahladı. Fakat Akrep adamın söylediği gibi yolumuz olmayan bu yerde güneşte görünüyor. Her taraf kapkaranlık, ne önünü ne de arkasını görebiliyordu. Yolunca olduğu yerde kıvırıp yatıyor, kalkıp yine yürüyordu. Ne gece olduğu, ne gündüz olduğu belli. Geceler gündüzler birbirine karışmıştı. Nihayet bir gün. Uzaktan bir şey gördüğüne dönüşebilecek sanki yürüyordu, vermişti. Fakat acayip bir şey, ne olduğunu anlayamadım. An önce görmek istedim. Adeta yanına yaklaşınca şaşırıp kaldı. İnanılacak gibi değil. Çekingen adımlarla içeriye girdi. Bir tezgah önünde Sidur adında bir kadın duruyordu. Burası bir içki eviydi. Kadın da onu işletiyordu. Kadın Gilgamesh'i görünce birden taş kesildi. Çünkü onun saçı sakalı birbirine karışmış, elbiseleri paramparça, yüzü gözü pislik içinde korkunç bir görünümü vardı. Kadın kendi kendine, bu bir katil uyuşsuz, beni öldürecek. Elinden nasıl kurtulup kaçabilirim diye düşünerek kapıya doğru yöneldi. Gilgamesh durumu hemen anladı ve için kaçmaya çalışıyorsun. Kapıları kırıp çarpma çarpı seni öldürecek mi düşünüyorsun yoksa? Eline sözünü sürdü. Ben Gilgamesh'im. Seni ormanlarının canavarını, gök boğazını öldüren, dağlar aşan, ormanlar geçen, aslanları bize gizlen Gilgamesh'im. Kadın mı adım? Bu sözler üzerine biraz sakinleşmiş olarak bunları yapan sensen, neden yanaklaşıyorsun? Neden böyle kirli, paslı, başıboş dolaşıyorsun? Niye sorunları sıralamışsın? Gilgamesh bayan, benim heyecandan arkadaşım, küçük kardeşim, kırlarda yaban hayvanlarıyla arkadaşımdan geçenleri kız.
anlattı. Anladım ki kardeşinin ölümü seni çok üzmüş, iyi ama buralara kadar niçin, ne yapmak için geldin? Gil Games, ben de onun gibi ölmek istemiyorum. Onun için olumsuzluğu bulmak üzere yola çıktım. Duyduğuma göre olumsuzluğu kazanan sana pişmanlı biri varmış. Ondan olumsuzluğu nasıl elde ettiğini öğreneceğim dedi. Sinuri bunun üzerine, ah Gil Games, ele geçirmene imkan olmayan olumsuzluğu bulmak için bu kadar sıkıntıya girmek ha. Yazık olmuş sana, tanrılar daha insanları yarattığı zaman ölümü de onlara vermiş. Yalnız insanlara mı, her varlığın bir oluşumu bile yok oluşu var. Sen bildin mi? Adamsın, bunları bilmen gerek. Bulamayacağın olumsuzluğu aramak için kaybettiğin zamana yazık olmuş. Sana verilen bu yaşamın tadını çıkarmaya bak. Alamazsam o zaman senin sözlerini hatırlayacağım. Şimdi senden bir daha yalnız ölüler götürülür. Bütün bunlara rağmen yine de ölüm suyuna gitmek istiyormuşum. Dedi. Yiğit, evet her ne olursa olsun gideceğim. Ölsem de bu yolda olmuş olurum. Duyduğuma göre utanıp içtime giden üre sana bir adlı bir kayıkçı varmış. Onunla suları geçeceğim. Olmazsa geri döneceğim. Sen yalnız onun yerini bana göster. Dedi. Kadın kayıkçının bulunduğu yeri gösterdi Gil Games'e. O da gidip onu buldu. Adam, Gil Games'i görünce meyhaneci Sidre gibi ona sorular sormaya başladı. Neden yüzün solgun? Yanakların çökmüş. Neden kalbin kederli? Ne kadar uzak yoldan geldin buraya? Gil Games de ona, nasıl yüzün solgun, yanakların çökmüş, kalbin üzüntülü olmasın? Diye sevgili arkadaşım gördü. Bu yüzden perişan olduğunu anlattıktan sonra, şimdi sana rica ediyorum. Seni oraya götürürüm. Yalnız bekleyip ölmek için kürekler gerek. Her biri 60 metre uzunluğunda kürek yerine geçecek ağaçları kesin. Onların saplarını asfalt ve kapları oraya gelin. Bizim hemen yanında bulunan ormana gidip istedilenleri yapıp getirdim. Üzerine bursana bile bekleyemeydiler. Yelkenler açıldı. Özgürlüğü istedilenleri kuma yelken gidiyor. 1 ay 15 gün sonra bursana bile kayıkçı, geri dönelim mi? Diye soruyordu. Fakat Gil Games'in asla dönmeye niyeti yoktu. Sıra, hazırladığı son sıra geldiğinde uzaktan biri göründü. Kayıkçı. Gördüğün kişi, utanamıştım işte, dedi. Utanamıştım de gelen tekneye bakıyor, içindekinden biri benim adamım da, öbürü kim olabilir? Diye düşünüyordu. Karaya yanaşıp yere indiklerinde hemen utanamıştım. Yengse, sen kimsin? Neden yüzün solgun, üzgün görünüyorsun? Neden yüzün gözün yara, üstün basın yırtık öldü? Dedin bu halin. Çık geldin buraya, çoktan beri yollarda mıydın? Diye soruları sıraladın. Yengse, daha öncekilere söylediğin gibi önce kendini tanıttın. Sonra arkadaşı Enkidon'u öldürdün.
Bundan dolayı tüm denize oraya gidinceye kadar doğru yumadık, avlanarak tarzı meyhaneci kadın Sivri'ye rastlayışı yandan yumadan sonsuza dek kalır mı? Kardeşlerin bölüştükleri miras. Sonsuza dek onların olur mu? Ülkede düşmanlık sonsuz müdür? Bin yıl sürekli taşar mı? Güneşin yüzünü her zaman görüyor musun? Eski günlerden devamlı ne kalmış ki? Uyku ile ölüm birbirlerine benzemiyor mu? Her ikisi de ölüm gibi görünmüyor mu? Bütün varlıkları yaratanlar, yaşamı ve ölümü birlikte vermişler. Her nesnenin bir varoluşu, bir yön oluşu var, insanın da öyle. Elden ne gelir? Genç ama utanabiliştir. Sana bakıyorum, benden bir ayrıcalığın yok. Yüzün, gözün, elin, kolun ve ayağın da tıpkı bana benziyorsun. Ben seni savaşlarla uğraşan bir kişi sanmıştım. Görüyorum ki, burada bomboş duruyorsun. Sen şöyle, tanrılar topluluğu arasına nasıl olumsuzluğu bağlayabilirsin? Fakat sen madem ki bu kadar sıkıntılar çekerek buraya geldin, o sırrı sana açıklayacağım, beni iyi dinle. Bu söz üzerine, bu sırrı öğretmenimsizle kavuşacağım diye büyük bir umuda kapıldı. Fırat kenarındaki Sürüppak adlı şehri biliyorsun kuşkusuz diye söze başlayan Utanapiştim açıklamasını sürdürdü. Bu şehir çok çok eski bir şehirdi. Vaktiyle tanrılar onun içinde toplanırlardı. Bir gün tanrıların babası olan gök tanrısı Anu, savaştan hoşlanan danışmanları Enli, On Ar'ın temsilcisi Ninurta, vezirleri Enji toplanmışlar. Bilgelik tanrısı Ea da bir köşede oturuyormuş. Bu dördü, haydi bakalım, bir tufan yapalım ve yarattıklarımızı, özellikle insanları yok edelim, demişler ve buna karar vermişler. Bu, köşede duran bilgelik tanrısının hiç hoşuna gitmemiş. Fakat çoğunluk diğerlerinde olduğu için sesini çıkaramamış. Ben o sırada kulübemin içinde tanrılarımıza dua ederek oturuyordum. Birden bir ses duyar gibi oldum. Kulak verdim, fısıltı halinde, konuş kulübe, konuş kulübe, duvar duvar dinle beni, Sürüppak'ın adamı Hübartutu'nun oğlu duyuyor musun beni? Diyordum. Hemen duvara yanaştım. Büyük bir heyecanla, evet duyuyorum, diye yanıt verdim. O sözünü sürdürmeye haşladı. Ben bilgelik tanrınızıyım, sana bir haber vereceğim, dedi. Bu bana ne büyük şerefti. Yüce Tanrı Ea benimle konuşuyordu. Olacak şey değildi bu, ama olmuştu. Hemen, dinliyorum sizi Yüce Tanrı, dedim. Tanrılar toplantısında arkadaşlar her nedense bütün yarattıklarımızı yok etmeye kalktılar. Ben engel olmak istedim, başaramadım. Bunun üzerine seni dua ederken görünce, bunu sana bildirip senin yolunla hiç olmazsa bir kısım varlığın kurtulmasını istedim. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle ve aklında tut. Hemen şimdi malını mülkünü topla, sat ve onunla bir gemi yap. Geminin eni boyu eşit olsun, içine su girmeyecek şekilde onu kapla, dedi. Çok korkmuştum, sayın efendim, yüce tanrımız. Söylediklerinizi, emirlerinizi anladım. Bundan çok onurlandım. Hemen yerine getirmeye çalışacağım. Fakat benim şimdi bir endişem oldu. Gemiyi yaparken, yaşlılarımıza, şehrimizin halkına ne söyleyeceğim? Onlara, tanrılarımız bir tufan yapacak. Ben ondan canımı kurtarmak için bunu yapıyorum, dersem, muhakkak beni öldürürler, dedim. Tanrımız Ea'da, tanrımız Enlil'in bana çok kızdığını, benden nefret ettiğini öğrendim. Bu yüzden bu şehirden uzaklara, Yüce Tanrımız Ea'nın yanına, onun oturduğu Apsu'ya gideceğim, dersin dedi. Ben buna çok şaşırdım. O, bana yalan söylemeyi öneriyordu. Fakat ne yapayım, Tanrı emri. Herhalde onun da bir bildiği vardır.
dedim ve ertesi sabah gün ağrır ağarmaz etrafıma birçok insan topladım. Onlara Tanrı'nın sözünü aktardım, hemen işe başladım. Önce geminin planını yaptım, o tam 6 katlı olacaktı. Hill Games, böyle bir gemiyi yapmak kolay olmamıştır herhalde. Onu ne kadar zamanda yapabildiniz? Utanıp içtim, tahmin edemeyeceğin kadar kısa zamanda. O kadar çok yardımcı toplanmıştı ki etrafımda. İşbaşı yaptığımda görmeliydin insanların karıncalar gibi nasıl düzenli çalıştıklarını. Bir taraftan gemi için gerekli malzemeler yığılıyor, bir taraftan odunlar kesilip biçiliyor, hazırlanan keresteler bir araya getiriliyordu. Çocuklar bile vardı çalışanların arasında. Doğrusu onların bu çalışmalarına karşılık, hepsinin tufanla öleceğini düşünüyor, üzülüyor, hem kendime hem tanrılara kızıyordum. Neydi yarattıklarını yok etmekteki amaçları? Çalışanlara her gün boğalar, koyunlar kestirdim. Kıpkırmızı şarapları, biraları nehir suyu gibi bol bol içirttim zavallılara. Yeni yıl şölenlerine benzer şenliklerle işler yapılıyordu. Herkes başlarına gelecekleri bilmeden büyük bir gayret ve zevkle çalışıyordu. Geminin omurgası 5 günde bitiverdi. Hill Games ne kadar çabuk. Herhalde gemi küçüktü. Utanıp içtim, ne diyorsun sen? Tam bir iki idi içinin genişliği. Hill Games desene bir tarla kadar. Kenarlarının yüksekliği 20, şer kamış, yanlarının uzunluğu da 20, şer kamıştı, dedi, ililen, 3600 metrekare. İki bir kamış, 3 metre kadar. Utanıp içtim sözünü sürdürdü, alt ve üst güverteleri eşit büyüklükteydi. Hepsini 7'şer bölmeye ayırdım, ambar kısmı da 9 bölme oldu. Geminin dış kısmını şu geçmesin diye yağladım, ziftledim, kazanına bol miktarda zift doldurttum. Kürek yerine geçecek sırıkları bir tarafa yığdırttım. Gemi suya indirilmeye hazır olunca, şerefe içkiler içildi, çalgılar çalındı, şarkılar söylendi, danslar yapıldı, büyük bir şenlik vardı. Ustalar böyle bir eseri meydana getirdik diye gururla gemiye bakıyor, zevkten kahkahalar atıyorlardı. Zavallılar, başlarına geleceklerden haberleri olmadan büyük bir şenlik içindeydiler. Onların bu halini gördükçe içim sızlıyor, canımı kurtarmaya çalışacağıma, ne olacaksa onlarla beraber olsun bana da diyordum. Fakat bu, yüce tamamı Zeya'nın emriydi, nasıl dönebilirdim? Hill Games, merak ediyorum, bu kadar büyük gemi kaç günde bitti ve nasıl suya indirildi? Utanıp içtim, inanır mısın, tam 7 günde. Hill Games bunu duyunca büyük bir şaşkınlığa uğradı. Kısacık zamanda nasıl yapılabilmişti bu koca gemi? Hill Games'in bu şaşkınlığı utanıp içtime büyük bir keyif vermişti. Sözünü sürdürerek, doğrusu gemiyi suya indirmek hiç de kolay olmadı. Bereket onu yan yatmış sırıklar üzerinde yapmıştık. Onların yardımı oldu. Arka arkaya koyduğumuz sırıklar üzerinden kaydırmak için bütün çalışanlar gemiyi önden arkadan ittiler. Geminin 2/3'ü suya girince elime geçenleri, altınları, gümüşleri, kırların hayvanlarından bir kısmını, sanatçıları bindirdim. Bütün ısım akrabalarımı doldurdum içine. Güneş tanrımız Samas bana, rüzgar ve yağmur başlayınca gemiye gir, kapısını kapat, dedi. Onun söylediği gibi gece birdenbire hava değişti. Fırtınayla birlikte yağmur başladı. Hemen gemiye girip kapısını kapadım. Hill Games buraya kadar büyük bir dikkatle utanıp içtimin sözünü kesmeden dinledi. Sözün burasında birden, gemiyi kim yönetecekti, onu da siz mi yürüteceksiniz, diye sordu. Hayır, dedi utanıp içtim ve sözüne devam etti. Bu işi çok iyi bilen, tam bir gemici olan Kuzuramır'ı da içerideydi. O, hemen geminin dümenine geçti. Artık hepimizin sorumluluğu onun elindeydi. Sabah ortalık ağarmaya başladığında, ufukta simsiyah bulutlar yükseliyor, hızla bize doğru geliyordu. Uzaktan görülen şimşeklerin ışığı birdenbire yakınımıza yetişip, ortalığı gündüz gibi aydınlatırken, kulakları patlatacak gök gürültüleri onları izliyordu. Fırtına tanrısı Adan, savaş tanrısının ünlü olanca güçlerini göstermeye çalışıyorlardı. Yeraltı yargıçları Tanrı Anunnakiler durmadan meşalelerini yakıyorlardı. Bütün tanrılar yarattıklarından intikam alır gibiydiler. Bu kıyamet arasında bir de göz gözü görmeyecek kadar karanlık başladı. Kimse kimseyi göremiyor, ortalık çığlık sesleriyle yankılanıyordu. İnsanlar sanki savaşta gibiydiler. 3.
ülke bir çanak gibi kırıtıp dökülüyordu. Utanıp içtim sözünün burasında durdu. Gözlerini kapadı. Yüzündeki ifade o günlerdeki korkuyu sanki yeniden yaşıyormuş gibiydi. Gözlerinden ince ince yaşların döküldüğünü gören Gil Gaines, onun konuşmaya başlamasını sessizce bekledi. Kendisi de bu anlatılardan öyle etkilenmişti ki, olumsuzluğu istediğini bile unutmuştu. Yeryüzü o kadar karanlıktı ki, tanrılar da onu göremez olmuştu, diye utanıp içtim yeniden söze haşladı. Tanrılar bile yaptıkları bu tufandan korktular. Açıdan köpekler gibi kıvrıldılar, sonra da göğe gök tanrısı Anu'nun yanına kaçtılar. Tanrıça Iştar'ı görmeliydi. Doğum sancısı çeken kadınlar gibi inleyip duruyordu, insanlar ve eski çağlar birden çamura döndü. Tanrıların güzel sesli hanımı Tanrıça Iştar büyük bir pişmanlıkla, nasıl bu kötü işin olmasına göz yumdu. İnsanlarımın yok olmasına nasıl razı oldum. Zavallı insanların balık yumurtaları gibi suları nasıl doldurdular, diye ağlıyordu. Anunnakiler de onunla birlikte ağlıyordu. Tanrıların dilleri tutulmuş, kilitlenmiş gibiydi. 6 gün 7 gece fırtına gürledi, yağmur bardaktan boşa nircasına yağdı. Tufan sulan ülkeyi tümüyle kapladı. 7. gün, çılgın bir ordu gibi saldıran tufan yavaşladı, deniz sakinleşti, fırtına azaldı, taşkınlık durdu. Geminin penceresini açtım, yüzüme ışık geldi, denize baktım, durgundu. Bütün insanlar, hayvanlar çamur olmuştu. Yere çöktüm, ağlamaya başladım. Gözlerimden yaşlar sel gibi akıyordu. Biz kurtulmuştuk ama diğer insanlara yazık değil miydi? Bütün çalışmalar ve zorluklarla meydana getirdikleri şehirler yerle bir olmuştu. Nasıl kıymıştı bütün bunları yok etmeye tanrılar, aklım bir türlü almıyordu. Gil Gaines de ona hak veriyor, tanrıların bu kadar acımasız olduklarını aklı almıyor, şaşıyordu. Utanıp içtim sözünü sürdürdü. Denizin her yönüne bir kara parçası bulabilir miyim, diye baktım. Bir şey görünmüyordu. Belki kara parçasını bulur diye bir güvercin ütü yırdım. Fakat geri geldi. Çünkü konacak yer bulamamıştı. İkinci kez bir kırlangıç salıverdim. O da konacak yer bulamadan geri geldi. 3. kez gönderdiğim karga konacak yer ve yiyecek bulduğu için geri dönmedi. Tam o arada uzakta denizden yükselen bir kara parçası gözüme ilişti. Gemiciye gemiyi oraya doğru sürmesini söyledim. Biraz sonra gemi karaya oturuverdi. Hızır Dağı imiş onun adı. Karaya çıktım. Dağın tepesinde 4 rüzgara içki kurbanları yaptım. 7'şer kap içinde çeşitli kokularda tütsüler yaktım. Tanrılar bu güzel kokulan duyunca, inanır mısın sinekler gibi kurbanların üstüne çullandılar. Gil Gaines bu laflara gülsün mü, ağlasın mı, bilmiyordu. Utanıp içtim, Tanrıça Iştar da onlarla beraberdi ve bugünü, tanrıların kurbanlara üşüştükleri bugünü bir daha asla unutamayacağım, diyordu. Fakat içlerinden yalnız Endil gelmedi, dedi. Gil Gaines sabırsızlıkla, neden gelmedi acaba, diye araya giriverdi. Utanıp içtim, çünkü o imiş tufanı ortaya atan ve gerçekleştiren, diye anlatımına devam etti. Tanrı Iştar da onun gelmediğinin nedenini, yaptığından utandığı için, diye yorumluyordu. Birdenbire Tanrı Endil ortada görünüverdi. Gemiyi ve gemiden çıkanları görünce müthiş kızdı. Kim bunları kurtardı, kim haber verdi, bütün olumluler tufanla yok olacaktı, diye orada olanlardan yanıt bekliyordu. Oğlu savaş tanrısının Urta, babasına dönerek, kim olacak, böyle bir işi tanrıya'dan başka kim yapabilir, dedi. O an tanrı Ea büyük bir hışımla ortaya atılarak, ey silah şor Endil. Hiç düşünmeden, yüreğin acımadan nasıl böyle bir tufan yaparsın. Günahlı olan günahını çeksin, baş kaldıranların cezası verilsin. Böyle bir tufan yapıp her şeyi yok edeceğin. Yerde, insanların arasına bir Kürt sokup, onları azalttırsaydın. Bir tufan yapacağın yerde, bir kıtlık olup ülke harap olmasaydı. Tufan yerine salgın hastalık tanrısı İnra'yı çıkartıp insanları öldürseydin daha iyi olacaktı. Üstelik tanrıların sırrını doğrudan doğruya söylemedim. Yalnız akıllı utanıp içtime bir rüya gördürdüm. Şimdi git utanıp içtim ile konuş, dedi. Bunun üzerine Endil gemiye geldi. Karımın ve benim elimden tuttu, ikimizi de dışarı çıkardı.
aramıza girerek alınlarımıza elini koydu ve bizi kutsadı. Utanabiliştim şimdiye kadar bir insandı. Fakat şimdi o ve karısı biz tanrılar gibi olup aramızda yaşayacaklar. Çok uzaklarda nehrin ağzında oturacaklar, dedi. Böylece beni ve karımı getirip bu nehrin ağzına yerleştirdiler. Gil Games bütün öyküyü dinlemiş, bundan kendi istediği doğrultuda bir yorum çıkaramamıştı. Onun düşünceli haline bakan utanabiliştim. İşte böyle oldu Gil Games, benim olumsuzluğu kazanmam. Ama senin için tanrılar bir daha toplanır mı? Niçin toplansınlar? Bana bu yaşamı kendi suçlarını örtmek için verdiler. Sana neye karşı verecekler olumsuzluğu? Bunun olamayacağını sen de anladın herhalde. Gel şimdi sana bir sınav yapalım. Tufan süresince biz 6 gün 7 gece uykusuz kaldık. Bakalım sen de kalabilecek misin, dedi. Gil Games o kadar yorgundu ki uyku kelimesini duyar duymaz daha utanabiliştim sözünü bitiremeden dizi üstünde uyumaya başlayıverdi. Utanabiliştim karısına onu uyandırmaya çalış bakalım uyanacak mı? Uyanırsa geldiği kapıları geçerek yerine döner, dedi. Kadın onu uyandırmaya ne kadar çalıştıysa da ölü gibi. Uyumuştu Gil Games. Onun üzerine utanabiliştim karısına, o uyanınca uyamadım diyebilir. Onun için her gün bir ekmek pişirip yanına koy. Böylece kaç gün uyuduğunu ona kanıtlarız, dedi. Kadın her gün bir ekmek pişirip yanına koyuyordu. Her gün konulan ekmek tazeliğini zamana göre çeşitli şekilde kaybediyordu. Kadın 7. gün fırından henüz çıkardığı ekmeği Gil Games'in yanına koyarak ona elini değdiriverdi. Gil Games uykusunu almış olarak birden sıçradı yerinden ve ben uyumadım değil mi? Diye şaşkın şaşkın etrafına bakarak sordu. Utanabiliştim ve karısı onu gülerek izliyorlardı. Sana uyuduğunu kanıtlamak için her gün bir taze ekmek koyduk yanına. Ekmeklere bak kimi kurudu, kimi küflendi. Son ekmeğe elini koy. Bugün pisti, henüz soğumadı bile. Tam 6 gün 7 gece uyudun. Sınavı kaybettin demektir. Gil Games büyük bir üzüntüyle bir ekmeklere, bir de onlara bakıp ben ne yapacağım şimdi? Bomboş geri mi döneceğim? Ne diyeceğim halkıma? Bütün kahramanlıklarım suya mı düşecek? Ölümden kurtulamayacağım. O hep etrafımda dolaşıyor olacak. Her an ölüm korkusuyla mı yaşayacağım? Dedi. Utanabiliştim Gil Games'e, dünyada sen yalnız değilsin ki. Herkes senin gibi ölüme mahkum. Ondan korkup günlerini üzüntüyle mi geçireceksin? Dedi. Gil Games'in bunları dinlerken gözlerinden yaşlar akıyordu. Utanabiliştim sözüne devamla, burada bütün korkularını, üzüntülerini at. Uruk'a gidince günlerini keyfince geçirmeye bak. Halkına yararlı işler yapmaya çalış. Yaptığın her yararlı iş seni mutlu edecektir. Hatırla, canavarı, gök. Boğasını öldürdüğünde halkın sevinci seni ne kadar mutlu etmişti, dedi. O günler birden Gil Games'in gözlerinin önüne geldi. O ne sevinç, ne coşku idi. Kucaklayanları, şarkılar, şiirlerle onları göklere çıkaranları hatırladı. Bir an unutuverdi ölümü. Öyle dalmıştı ki o günlerin coşkusuna, utanabiliştimin, şimdi artık kendine gel. Git, yıkan, saçını sakalını temizle, yeni elbiseler giy, sözleriyle kendine geldi. O sözünü sürdürüyordu, bursana bir sana yıkanacağın yeri göstersin, giyeceklerini versin. Temiz, hak kral olarak seni yerine götürsün, dedi ve Ursana bir'e bunlar için emir verdi. Ursana bir onu yıkanma yerine götürdü. Bol sular onu biraz daha kendine getirdi. Sudan bir türlü çıkmak istemiyordu ve devamlı kendini bu duruma alıştırmaya, ölümü düşünmemeye çalışıyordu. Sudan çıktığında saçları temizlikten parlıyordu. Yollarda yırtık pırtık olan giysilerini fırlatıp denize attı. Onlar dalgalara kapılıp giderken, olumsuzluk umudu da onlarda yok oluyordu aklından. Ursanabi'nin verdiği yeni elbiseleri giydi. Saçlarını arkaya doğru atarak, alnından basına bir bağ bağladı. Tam eski yakışıklı haline almıştı. Birdenbire düşük omuzları diklendi. Üzerine büyük bir canlılık geldi. Onun bu halini gören utanabiliştim, artık krala benzedin. Rahatlıkla Uruk'a dönebilirsin. Ursana bir seni kestirme yollardan götürsün, dedi. Ursana bir tekneye binmiş, onu bekliyordu. Utanabiliştim, karısı ve Gil Games kıyıya geldiler. Gil Games tekneye binerken bu kadar büyük yorgunluklar, korkular çekerek geldiği bu yoldan ellerinin bomboş döndüğü yine aklına geldi. Büyük bir
hüzne kapıldı. Bu hüzün yüzüne de vurmuş, gözleri donuklaşmıştı. Kendinde değilmiş gibi olmuştu. Onun bu halini gören Utana Piştim'in karısı Muni de birden üzüldü ve kocasına, bak şu Gil Games'in haline. Sözde kendine gelir gibi olmuştu da sevinmiştim. Yine eski haline döndü. Onun bu kadar büyük hayal kırıklığıyla gitmesine gönlüm bir türlü razı değil. Ona şu gençlik otunu şöyle de onu bularak belki biraz teselli olur dedi. Tam bu sırada tekne kıyıdan biraz uzaklaşmıştı. Utanıp içtim, onlara sahile yanaşmaları için işaret verdi. Gil Games birden acaba ölmemek için başka bir yol mu gösterecek diye büyük bir umuda kapıldı. Hemen karaya yanaştılar. Gil Games tekneden atlayarak bir iki adımda kendini Utanıp içtimin yanında buldu. Utanıp içtim büyük bir merakla yüzüne bakan Gil Games'e, Gil Games çok yoruldun, çok üzüldün. Bir hayal kırıklığına uğradın, gönlüm seni boş elle göndermeye razı olmuyor. Sana tanrıların bir sırrını daha açıklayacağım deyince, Gil Games'in kalbi olanca hızıyla atmaya başladı, işte şimdi olumsuzluğun gizemini indirecek diye büyük bir umuda kapıldı. Utanıp içtim sözünü sürdürerek, dikenli bir ot varmış. Gülün dikeni gibi koparırken ellere batıyor, kan içinde bırakıyormuş. Yalnız bu bitkiyi yiyen yeniden gençleşiyor, eski gücünü kazanıyormuş. Fakat bu diken gideceğiniz yol üzerinde olan derin bir suyun dibinde bulunuyor. Eğer onu çıkarabilirsen, yeniden gençleşeceksin, dedi. Gil Games, olumsuzluk yerine gençliği duyunca biraz bozulmakla beraber yine çok sevindi. Yeniden genç olacak, hiç olmazsa ömrü uzayacaktı. Bu da çok iyiydi. Bir an önce onu bulabilmek için hemen tekneye atladı ve Ursanavi'ye, vakit kaybetmeden gidelim, dedi. Çok uzun bir yolculuktan sonra, dikenin olduğu yere geldiler. Gil Games ayağına bir taş bağladı ve suya daldı. Dikenin yerini buldu. Dikeni koparmak hiç kolay değildi. Nereden tutsa dikenler ellerine batıyordu. Canının son derece acımasına rağmen, dikeni kökünden kopardı ve ayağından taşı alarak şu yüzüne çıktı. Suyun kenarına geldiğinde sevinçten sanki uçuyordu. Gençliğe kavuşacak, eski gücünü bulacak, artık çabuk ölmeyecekti. Fakat birdenbire yüzündeki sevinç sönüverdi. Evet, diyordu kendi kendine, ben gençleşeceğim ama etrafımda olanlar, arkadaşlarım yaşlı kalacak. O zaman ben gençleşmişim ne önemi var? Bu otu beraberimde olanlarla paylaşırsam, onlar da benimle birlikte gençleşir. Böylece hep beraber yaşarız, diyerek otu sarıp sarmalayıp koltuğunun altına aydı. Bir süre gittikten sonra hava çok sıcak olmuştu. Gil Games serinlemek istedi. Elindeki diken çıkınını kıyıya bıraktı. Soğuk ve berrak suya kendini attı. Ne kadar iyi etmişti suya girmekle. Büyük bir keyif aydı, serinledi. Nasıl olduysa birden suyun kenarından bir yılan süzülerek geldi ve gelmesiyle otu ağzına alması bir oldu. Gil Games bunu görünce ne yapacağını şaşırdı. Bağırıyor, ağlıyor, çığlıklar atıyordu. Fakat olan olmuş, yılan otu yemiş, kabuğunu değiştirerek pırıl pırıl parlayan bir genç yılan oluvermişti. Bunun için mi bunca sıkıntılar çekmiş, yollar yürümüş, ölüm kalım uğraşıları vermişti. Yazık değil miydi ona? Kıyıya oturmuş, bir taraftan ağlıyor, bir taraftan söyleniyordu. Gözlerinden sel gibi yaşlar akarken, şöyle vursana bir, diyordu, ben yılanın gençleşmesi için mi sıkıntıya katlandım? Ellerim onun için mi dikenlerden kana bulandı? Kanımı onun için mi akıttım? Görüyorsun, bu kadar sıkıntıya karşı ben ne kazanabildim? Neşe, sevinç yerine yalnız üzüntü ve gözyaşı değil mi? Ancak şunu öğrenebildim, tanrıların koyduğu kurallar değişmiyormuş. Niçin böyle kurallar koymuşlar, onu da aklım almıyor. Gil Games düşünmüyor, söyleniyor, ağlıyordu. Ursana bir, Gil Games ağlamak, sızlanmak, söylenmekle bir şey elde edilmiyor. Onun için gel seni Uruk'a götüreyim. Bundan sonra elinde olan yaşam günlerinin tadını çıkarmaya çalış, dedi. Tekrar yola çıktılar. Oldukça uzun bir yolculuktan sonra Gil Games tekneden indi. İnerken Ursanabi'ye, eğer yolun düşüp Uruk'a gelirsen, yaptırdığım şehir duvarının üzerine çık ve iyice ona bak. Duvar pişmiş tuğladan yapılmıştır. Gör onu, sakin duvarın temelini yedi bilgenin attığını düşünme. Onu ben yaptırdım, ben.
Deli ve Buruk'u gez, gör. Tapınaklarına gir, ziguratına çık. Bak ne güzel şehirdir benim şehrim Buruk, dedi. Bunları söylerken hepsi gözlerinin önünden geçti. Birden düşmüş omuzları dikleşti, kendine bir güven ve canlılık geldi. Adımlarını sıklaştırdı. Bir an önce sevgili şehri Uruk'una kavuşmak istiyordu artık.